Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Son bir haftadır yalan bir haber Türkiye gündemini esir aldı. Bir CHP'nin Beştepe'ye çıktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü, Cumhurbaşkanı'ndan CHP Genel Başkanlığı için destek sözü aldığı iddiası. 3 gün içinde doğru olmadığı ortaya çıktı. Hatta son olarak haberi yazan Rahmi Turan özür diledi ama bir özürle kolay kolay geçiştirilebilecek bir durum yok ortada. Çünkü o yazının üzerinden çok sular aktı. İddiaya konu olan isimler, CHP Genel Başkanı, iddiayı ortaya atanlar, siyasiler, herkes konuştu. Ve o yalan haber siyaset gündeminin ortasına kocaman bir kumpas iddiası bıraktı. Şimdi kim kime kumpas kurdu sorusunun yanıtı aranıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisine birilerinin kumpas kurduğu iddiasında. Cumhurbaşkanı olan biteni taht oyunları olarak niteledi. MHP lideri ise yaşananı CHP içerisinde alternatif yaratma arayışı olarak değerlendirdi. Gerçekten de ne oluyor? Bu akşam siyasi işlere işte bu konuyla başlayacağız. Siyaset sahnesinde yeni parti oluşumları bir diğer başlık. Çünkü Ali Babacan'ın kuracağı partide hazırlıkların artık sona geldiği ifade ediliyor. Nasıl bir etki yaratır? Konuklarıma soracağım. Ve vakit kalırsa eğer grup toplantılarından yansıyan başlıklar. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar, mesela tank palet fabrikasının devri, mesela erken seçim ihtimali masada olacak. Üç değerli konuk ağırlıyoruz bu akşam siyasi işlerde. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte, Sabah Gazetesi Ankara yazarı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bekir Ağırdır, Konda Araştırma'dan hoş geldiniz siyasi işlere. Ve Profesör Doktor Burhanettin Duran, SİHT'a Genel Koordinatörü, hoş geldiniz siyasi işlere. Şimdi Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Gerçekten de kafalar karıştı. Benim açıkçası kafam karıştı. Bir komplo, bir kumpas iddiası var. Bir aslında bir yalan haber olarak da iş aslında orada kalabilirdi ama çok daha farklı bir boyuta taşındı. Şimdi kim kime kumpas kurdu? Farklı değerlendirmeler var. Şu bir haftada yaşananlara bakınca siz bir şekilde açıklayabiliyor musunuz bu olanı, ne olduğunu? Ben en azından anlamlı ve tanımlı bir alana oturtabildiğimi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün Katar'daydık. Uçakta da bu konu açıldı. Aynı zamanda uçakta bir şekilde gündem maddesi de oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset üzerindeki ağırlığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na yakıştırılan ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere kimi muhalif siyasi veya diğer muhalif odaklarda nedense satın alınabilir bulunan, yani evet olmuştur ha filan dedirten ama asla olmayan fakat nedense olabileceğine olan, kendi kendini doğrulayan bir kehanet boyutu var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın siyasete etkisini siyaset mühendisliği üzerinden okuyanlar kendi doğruladıkları kehanetinin esiri oluyorlar. Sonra da böyle bir senaryonun altında kalıyorlar. Oysa Cumhurbaşkanı siyasetini doğrudan doğruya milletle yapıyor. İkinci husus, Cumhuriyet Halk Partisi'nde istihbarat bizi izliyor, dinliyor diye bir hani artık paranoya seviyesine varmış. Belki yine kendi kendini doğrulayan yönleri de olabilecek bir gerçekten zihniyet kodu var. Bu zihniyet kodu kendisini derin devletle ilişkili, bir dönem orada çalışmış veya oradan buradan haber aldığını söyleyen çevrelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni etki etmesine, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir aktörü bile manipüle etmesine imkan veriyor. Ben CHP'nin içinden de bir değerlendirme yapacağım. Önce bu dışsal faktörleri bir söyleyeyim. Çok uzatmayacağım. Dolayısıyla bu derin devletçilik oyunu yine Cumhuriyet Halk Partisi açısından satın alınabilir. İnanmaya eğilimliyseniz bu ve benzeri aktörlerden gelen her türlü bilgi ve belge adı altındaki dokümantasyona çok çabuk itibar edebiliyorsunuz. CHP'de maalesef bu kod var. Bir de kabul edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimi içinde homojenlik tesis edilmiş görünse bile aslında birbirlerinin alanlarına dokunmamaya çalışan, böyle olduğu zaman çatışma üretebilecek aktörler var. Herkes kendi oyun alanında neredeyse bağımsız hareket edebiliyor. Örneğin İzmir'deki belediye başkan adayları, belediye meclis üyelerinin seçimine varıncaya kadar etkili olan bir genel başkan yardımcısının varlığını bütün İzmir biliyor yani. Tamam mı? Veya işte İstanbul söz konusu olduğu zaman Beşiktaş veya Ataşehir üzerinden farklı senaryolar yürütülebiliyor. Dediğim gibi kimse kimsenin alanına dokunmadığı sürece bir problem yok. Ama günün sonunda Muharrem İnce faktörü oyunun içine girmeye çalışan, son zamanlarda bazı medya kuruluşları üzerinden de ısıtılıp canlı tutulan bir aktördü ve
kabul edelim ki Cumhurbaşkanı seçimi sonrası olağanüstü kurultaya zorlayacak şekilde CHP'de bir iç hesaplaşma başlatmak istemiş ancak başarılı olmamıştı. Esasen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bu yana yaşadığı bütün macerada bu meşhur 3 zarf hikayesi vardır. İlk zarfı açıyorsunuz, kendinizden önceki dönemi şikayet ediyorsunuz. İkinci zarfı açıyorsunuz, ekibinizi şikayet ediyorsunuz. Zannedersem bu olayda Kemal Bey 3. zarfı açacak aşamaya geldi. Nedir o? Siz de bir 3 mektup bırakın, yazan not. Yani yeni CHP iddiasının yeniden dizayn edildiği bir sürece doğru gittiğimizi düşünüyorum. Kim dizayn ediyor onun sorunun yanıtı var mı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki dinamiklerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle 31 Mart İstanbul seçimleri sonrası farklı bir Türkiye tablosu çıkartmak isteyen ve umudunu CHP'ye bağlamış, adını sizin, bizim, hepimizin aslında koyabileceği fakat kendilerinin hemen reaksiyon göstereceğini bildiğimiz için ihtiyatlı konuşmamız gereken ama kuşkusuz hani CHP taraftarı gibi görünen veya CHP'ye şimdiye kadar hep umut bağlamış ama beklediğini bulamamış fakat yine de vazgeçmemiş. Çevreler, bunun içinde sermaye çevreleri var, AK Parti ile hesaplaşmak isteyen yabancı kuruluşlar var, içinde finans kuruluşları var, doğal olarak Türkiye'nin Kürt sorunu başta olmak üzere temel doğrultusun nereye evrileceği, bölgesel güçler anlamında Türkiye'nin uluslararası sisteme karşı kafa tutuşunda, bağımsız politika izlemesinde Türkiye'yi yeniden yörüngeye çekmek isteyen tüm aktörlerin işbirliği yapmaya meyilli olan Türkiye'deki tüm siyasi aktör ve faktörlerle bir şekilde doğrudan dolaylı temas etme arzusu var. Bu bir sır değil yani. Peki. Burada önemli olan husus şu. Bu iş kime yarıyor dediğinizde Muharrem İnce'ye de Kemal Kılıçdaroğlu'na yaramadığına göre üçüncü ismi bulmamız lazım. Ona ilişkin bir eşkal tanımlayabilirim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki CHP'de kurultay 2020'nin hani neredeyse ilkbaharının sonuna doğru olacağına göre neden erkenden patlayarak Muharrem İnce ismi üzerinden? Eğer kurultaya yakın patlasaydı Muharrem İnce mağdur olarak daha kolay hedef olmaktan çıkıp daha ciddi bir aday haline gelebilirdi. Ama erkenden böyle bir olayı patlatırsanız ki bu kadar patlayacağını da büyüyeceğini de düşünmemişlerdi. Sadece kendi işlerinden birbirlerine örtülü mesajlar verirken peki. Konu Cumhurbaşkanı'na değince o zaman olay patladı. Sonrasına ilişkin birkaç husus da söyledi. O zaman son bir belki tespit için ya da işte bir doğrulama sizden almak isterim. Siz şunu düşünüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden dış güçler sizin tanımlarınız yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi gerçekleşmeyenler işte sermaye grubu deniz sıraladınız. Ben dış güçler onları, demiyorum ama onların da etkisiyle CHP içerisinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir kumpas Sayın girişimi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de değil. Şöyle söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu artık siyasi ekonomik ömrünü doldurdu ama Kemal Bey de aslında bu olaydan kendi lehine bir çıkarım yapmaya ve bundan yararlanmaya çalıştı. O yüzden yani herkes çoklu bir denklemin içinde böyle sadeleştirince anladım. Kemal Bey'e karşı bir operasyon değil. Kemal Bey'in de işine gelen istifade etmek istediği, Kemal Bey'in de manipüle edildiği bir tablo var. Peki. Ama yine de Kemal Bey'in ekonomik ömrünü, siyasi ekonomik ömrünü doldurmasıyla çok doğrusal bağlantılı yeni aktörler yaratma planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Peki Bekir Ağırdır ne dersiniz bir kumpas olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer bir kumpasla kimi hedef aldı, nasıl bir sonuç umularak, beklenerek kuruldu eğer bir kumpasla bu yaşadığımız? Hayır, kumpas derken kumpas veya komplo yani bu kadar iddialı lafa gerek yok belki ama sonuç olarak o yalan haberin bir hedefi ve amacı vardı. Ve o yalan haberi yazan arkadaşlar ya da kişiler kadar o yalan haberi ona fıslayan ya da yazdırtmayı akıl edenler veya yazan kişi kendi akıl ettiyse de ama bir hedef vardı. Neydi o? O hedefin ne olup ne olmadığı ayrı bir konu ama Türkiye'de şöyle bir sakıncalı tartışma biçimimiz var. Herkes... Yani iktidarıyla muhalefetiyle, AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, biraz önce Okan Bey'in işaret ettiği CHP'lilerin işte belli şeylere inanmaya teşne olmaları gibi bu tarafta da aynı teşnelik var ve hep beraber hemen bir büyük senaryo diye görüyoruz ve bütün olanları da o senaryonun içinde tasarlanmış gibi anlıyoruz. Halbuki bugünün medya düzeninde, bugünün gündelik hayat ritmi içinde bütün aktörlerin ne yapacağını hesaplayarak bir oyun kurabilmenin mümkün olmadığını sanıyorum ben. Ama bir hedef var. O hedef muhtemelen CHP içinde bir tartışmanın bir zeminini yoklamaktı. Yani işte kurultay yaklaşırken ya da CHP üzerinden bakalım önce hedef üzerinden analize yapmak için. Kurultay yaklaşıyor. 2014'ten bu tarafa 5 yılda 8 kere sandığa gidilmiş. 7'sinde net biçimde kaybetmiş bir parti var. İktidar blokuna karşı da iktidar partisine karşı blok demek de yalnız son iki seçimde var ittifak meselesi. Sadece yerel seçimlerde meclis oyları baktığı meclis oyları üzerinden baktığınızda yine iktidar bloku kazanmış. 51 en azından Türkiye genelinde toplamış.
Siz sadece hani 8 büyük şehirdeki ya da İstanbul, Ankara gibi sembolik yerdeki başkanlık kazanımlarınızla bir böyle umutlanma ihtiyacı giderilmiş, bir miktar hani gazı alınmış diyelim, basıncı biraz azalmış ve seçimle de bu işi başarabiliriz gibi bir umuda kapılmış seçmeni olan ve kurumsal yapısı olan bir parti. Dolayısıyla hem seçmeni hem o kurumsal yapı kendince bir başarı bekliyor. Böyle bir fırsat alanının olduğunu gördü kendince. Ama o belediye başkanlarından veya partiden bir başarı hikayeleri bekliyor. Bir yandan da ama kurultaya dönük de öncedeki mağlubiyetlere bakarak hizalanmış olan muhalif farklı isimler de, buna Muharrem İnce de dahil, başkaları da dahil, bu yerel seçim zımni ya da geçici başarısı karşısında da en azından eski hızında ivmesinde değil. Dolayısıyla bir hareketlensin ve bir CHP'de saflar, biçimler nasıl kuruluyor denmiş de olabilir en hafif senaryo. Ve bu kadar büyük gürültü de hedeflenmemiş olabilir. Ya da belki de bu kadar büyük gürültü hedeflenmemiş. Bu anlattıktan çok yani, akla yatkın duruyor. Yani ama problem şurada ki olayın ya da haber çıktığı andan itibaren her aktörün tepkisine bakıldığı zaman bir sorun var ve iş o zaman da hakikaten sade birey, ulan hakikaten büyük bir tezgah mı vardı burada oluyor. Nedir o? Şimdi yani basit bir dedikodu olarak geçebilecekken. Yani ve parti içinde bir hizalanma, belki safların görülmesi, ne bileyim ben yani neyse amaçlanan bir şey ama parti içine dönük bir şey o. İken iş birdenbire büyük bir ülkeye dönük komploya döndü. Hani işte Okan Bey de biraz önce söylüyor ya yani. Bir büyük komplo ama bir taraf diyor ki Türkiye'ye dönük bir komplo, CHP'liler diyor ki bize dönük bir komplo falan. Şimdi bu hale getirilmesine bakıyorum ben. Bir kere bunun en büyük zaaf CHP'nin ve daha açık konuşmak gerekirse Kemal Bey'in ve bizzatihi de Muharrem İnce'nin. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Muharrem İnce ilk andaki ilk medyaya yansıyan tepkilerinden itibaren hatalılar. Kemal Bey o haber programına katıldığında ben yüz vadesinden bile anladım. Net bilgi sahibi olmadığı halde partinin genel başkanı olarak net bilgim yok demek yerine böyle hani işte sanki biliyormuş gibi bir izlenimle bir şey söyledi. Sonra o lafın altında kaldı. Şimdi savunmak durumunda kalıyor kendini. Muharrem Bey ilk günden beri kendini ortaya attı. Peki ben değilim diyebilir. Böyle de dedikodulara sert tepki vermek de isteyebilir insan. Ama verirsin ve biter tartışma. Ama her gün bütün televizyon ekranlarında ağaçlara Atatürk posteri asarak, ağaca Atatürk posteri asarak bahçede basın toplantısı yapacak kadar nedir mesele onu da anlamak mümkün değil. Dolayısıyla gündemi bir kere CHP'nin bütün eski milletvekilleri, sözcüsü gibi olanlar, bizzat parti üyesi olanlar, bütün ekranlarda konuşanlar, yazanları, çizenleriyle CHP genel kurumsal yapısı itibariyle meseleye balıklama atlamış oldu ya da kendi iş zaafları ortaya çıkmış oldu. Ama burada hedef tek başına CHP'nin kurumsal yapısı da değil bence. Çünkü dikkat ederseniz haber ısrarla sözcü haberlerine, sözcü gazetesi yazarlarına ulaştırılmaya çalışılıyor. Yani hedeflenen ülkenin de ve CHP'li seçmenin de belli bir kanadı. Yani daha açık konuşalım. Daha ulusalcı, daha Kemalist çizgide olduğu varsayılan ya da öyle yakıştırılan en azından duyarlılıklar o konuda daha yüksek bir tabanın olduğu gazetede illa bu haber çıkarılsın isteniyor. Dolayısıyla bir yani orada CHP içerisi, delege, yöneticiler, parti üyeleri değil. Tabii yani hep beraber aynı zamanda hikaye var seçmeni ortada. Gazete aynen vasıtasıyla diyorsun. Bir yandan da partiyle seçmen arasında zaten bir sorun var. Çünkü seçmen bekliyor ki ya bir şey üretilsin, başarı üretilsin ya da gerçekten o değişim denen şey sadece 3 belediye başkanının isminin değişikliğinden ibaret kalmasın. O açlığı da parti cevap vermediği için böyle bir tartışmanın kendilerinin lehine olabileceğini sandıkları için belki de ya da zaaflarıyla atlamış oldular. Ama iktidar kanadı da aynı biçimde suçlu ve bu işe atladı. Yani 40 haber kanalında birden 7 gündür bu mesele tartışılıyor. İktidara yakın gazetelerin hepsinde ortak manşetlerle konuşuluyor vesaire. Dolayısıyla herkes bakıyor şimdi bütününe hikayenin. Ulan çok büyük bir komplo bu var acaba. Bu da mümkündür ayrıca. Yatsıyamam ama benim anladığım Türkiye siyasetinin bütün aktörleriyle ve CHP'nin tabii ki özel olarak bu vakada CHP'nin ne kadar yapısal sorunları olduğu, ne kadar çürük, nasıl söyleyeyim yani zihni beraberlikler, gönül beraberliği yerine çok çabuk dağılabilir yapılar olduğu falan falan. Dolayısıyla 7 gündür bir boş kovanın içinde hep beraber tartışıyoruz gibi geliyor bana. Peki Burhanettin Duran şimdi
karşılıklı açıklamalar var tabii. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuştu. Dedi ki bu bize karşı kurulmuş bir kumpastır. Çin Seddi de çekseniz biz yıkıp geçeriz dedi. Şimdi en başından beri aynı ifadeyi kullanıyor. Bir kumpas ve de işte Beştepe özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Okan Müderrisoğlu bunu derin devletçilik olarak yorumladı. Sürekli böyle bir algı var. Bu iddialara inanma algısı. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yaklaşım var? Bu algı Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden ya da işte Sayın Genel Başkan ya da parti yönetim penceresinden bakıldığınızda haklı bir endişe midir? Yoksa altı boş bir kuruntu mu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, öncelikle iki tane noktayı belirtmek istiyorum. Bir, bu iddianın ilk tarafı tırnak içinde CHP'nin söylediği şekliyle bu sarayın bir kumpasıdır. Yani Cumhurbaşkanı bir genel başkan adayıyla görüşerek partiyi bölmeye çalışıyor. İddia böyle ortaya çıktı. CHP'de başlayıp dolayısıyla CHP'de mecburen bitmek durumunda olan bir iddiadan bahsediyoruz. Bir parçası bu. Diğer parçası da bir CHP'linin Cumhurbaşkanıyla kendisinin tırnak içinde otoriter olduğu, Türkiye'yi kötü bir yere götürdüğü, kendisinden kurtulunması gerektiği düşünülen güçlü öteki. Ve bununla işbirliği yapan hain bir CHP'li var. Yani iki tane parçası var bunun. Güçlü öteki ve onunla işbirliği yapan hain CHP'li. Şimdi bunu ortaya koyuyorsunuz. Bu iddia ortaya koyuluyor. Sonrasında CHP'nin tavrı bence en belirleyici olan şeydir. Eğer Kılıçdaroğlu bu tür iddiaların bir karşılığı yoktur ya da araştırmalıdır bile deseydi bu iş bu kadar büyümeyecekti. Dolayısıyla ilk tepki, en önemli tepki bu olayın bu kadar büyümesinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun doğrudur demesi. Şimdi doğrudur dedikten sonra Muharrem İnce'nin de isminin gündeme geldiğinde şimdi ortaya bir şey çıkıyor. Muharrem İnce diyecek ben değilim dedi zaten. Peki Kılıçdaroğlu tamam Muharrem İnce değilmiş dedi mi? Henüz demedi. Yani bu iddiadan tezkiye etmedi Muharrem İnce'yi. Ama Muharrem İnce'dir de demedi. Muharrem İnce şöyle, Muharrem İnce bu tezkiye olunmadıkça kendisine yöneltilen oklar geri çekilmedikçe ya da en azından genel başkanın doğrudur diyen bir genel başkanın o zaman hayır canım Muharrem Bey olabilir mi? Ya da başka bir arkadaşımı tezkiye ederim, tenzih ederim deseydi belki o zaman Muharrem Bey bu kadar kendisini saldırılmış hissetmeyecekti. Bir de tabii parti içerisindeki olaylar var. Hemen eski kendi seçimine giderek, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderek oradan doğrudan bir iddia gündeme getirdi. Dedi ki genel merkezde bir çete var. Bu iş o çetenin işi. Şimdi geldiğimiz noktada CHP'nin kendi içinde buna cevap vermesi gerekiyor. Yani bu mesele artık Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığından öte bir yere geldi. CHP'nin içinde böyle bir merkez var mı? Böyle bir şey yaptı mı bu merkez? Muharrem İnce'nin iddia ettiği gibi Kılıçdaroğlu bunu reddediyor. Ama peşinden bir daha diyor yine saray kumpası diyor. Yani yine suçu saraya, tırnak içinde saraya atıyor, külliyeye atıyor. Şimdi bakın burada peki varsa bir mesele böyle bir çete iddia edildiği gibi Muharrem İnce mi kurmuştur kumpası? Şimdi şöyle, Muharrem İnce'nin böyle bir iddiası var. Bence CHP'nin bunu cevaplaması lazım. Bu insan sıradan bir CHP'li değil. Bu insan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Bunu ya Muharrem İnce neticelendirecek ya Kılıçdaroğlu neticelendirecek değil mi? Yani CHP'nin içindeki bu tartışma bitmedikten sonra bu topu tekrar karşı tarafa atmak sorunu çözmüyor. Ha, Cumhurbaşkanlığı tarafı açısından baktığımızda da evet Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir iddia var. Yani o da tabii ki taraf. O da söyleyecek, konuşacak. Neticede çok ciddi bir iddiadan bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı gücünü kullanarak Sayın Erdoğan'ın CHP'ye müdahale ettiği iddiası var. Ve bu genel başkan tarafından doğrulanmış. O yüzden bu tartışılır. Yani hele hele CHP'nin kendi muhalefet kodlarını ortaya koyduğu ve ürettiği siyasal kültür açısından baktığımızda bu konu elbette tartışılır. Ha, şimdi gelelim bu neyi gösteriyor? Bence en büyük sorun CHP tarafında. Niye? CHP'liler çünkü bir tür komplo düşüncesiyle o kadar güçlü görüyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı yapabilir, edebilir ama içlerinden de birileri gidip orayla anlaşabilir. Şimdi bu kadar karmaşık bir zihin yapısı kendi içerisindeki rekabetinin külliye ile işbirliği noktasına gideceğini düşünmek bence CHP'nin bir güvensizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Kendi eliti açısından, kendi siyasetçileri açısından. Bunu karşılamak açısından baktığımızda yani ben mesela şuna çok inanmıyorum. Yani CHP delegeleri, CHP teşkilatı kendilerine Cumhurbaşkanı'ndan gelecek bir işaretle
ya da bir şekilde Cumhurbaşkanı'ndan destek aldığı söylenen bir adayla CHP'liler kendilerini genel başkan mı seçerler? Böyle bir şey yok. Kaldı ki Kılıçdaroğlu çok rahat bir döneminde. Ama bu CHP tabanını Cumhurbaşkanı üzerinden konsolide eder. Yani içimize müdahale eden Cumhurbaşkanı, yani aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı tablosu CHP tabanını daha fazla konsolide edebilir bir senaryo. Edebilir. Kılıçdaroğlu'nun delege sayısını arttırabilir. Genel başkanlık oyunu arttırabilir falan. Ama yani buradan çok daha fazla başka bir şey çıkmaz. Ama ne çıktı peki, yani eğer böyle bir niyet vardıysa ortaya? CHP'nin kendi içindeki sorunlar ortaya çıktı. CHP'nin kendine güvenmeyen, kendini zayıf aktör olarak kodlayan patolojik bir yapısı ortaya çıktı. Yani Bekir Bey'in o çürümüş dediği şey, eğer demokratik rekabet içerisindeyseniz, hele hele yerel seçimlerde bir başarı kazandığınıza, zafer kazandığınıza inanıyorsanız, o zaman parti içerisindeki bu yapıları birlikte bir arada tutacak olan bir tavır ortaya koymanız lazım. Benim kanaatim, eğer Kılıçdaroğlu, hayır Muharrem İnce değildi, ben kesinlikle Muharrem İnce'nin böyle bir şey yaptığını düşünmem, nereden çıktı bu diye Muharrem Bey'i tezkiye etmiyorsa, Muharrem Bey'in bu rahatsızlığı daha rahat devam edecek. Ve yer yer bu konu öne gelecek. Hani ne oldu? O konu ne oldu? O konunun sonucu ne oldu? Yani şöyle bir yerden bu iş bitmez. Görüyor musunuz? Bak önümüze Çin Seddi bile koysalar, işte saray kumpas kuruyor. Bak gördün mü, atladılar üstüne, bunu çok kullanıyorlar falan. Siyaset böyle bir şey. Aynı şey öbür tarafta olsaydı CHP bunu çok daha fazla kullanacaktı. Neler söylerdi kim bilir. Hala o Muharrem İnce üzerinde böyle bir kuşku devam edeceğini genel merkeze yani çağrılacağı sonuçta... ve kimi kastediyorsun artık eteğindeki taşı dök konuş şeklinde bir süreç işleyeceği ifade ediliyor. Buyurun. Şimdi şöyle, Muharrem Bey'in söylemiş olduğu o çete var mı yok mu? Bunun cevabı yok. İki, gerçekten Muharrem İnce değil mi? Bunu niçin mesela Kılıçdaroğlu söylemiyor? Yani bir kere şimdi gitti mi gitmedi mi? Değil mi yani, kanaatin ne? İki tarafta Muharrem İnce bağırıp duruyor değil mi yani? Adam bir sürü açıklama yapıyor. Peşinden efendim basını topluyor. Ben değilim diyor. Başka yerlere işaret ediyor. Niye Kılıçdaroğlu bir şey söylemiyor? Evet, Muharrem İnce değil. Yani bunun bir şey ya beyazdır ya siyahtır yani bu noktada. Ya gitmiştir ya gitmemiştir, yani başka bir seçenek yok. İstiyor, destek istiyor adam. Diyor ki benim gitmediğimi söyle diyor. Şimdi böyle bir yerde niye kuşkulu bir yerde bırakıyorsun? Telefonla aradım diyor ya adamı. Birlikte açıklama yapalım dedim. Ben size dönerim dedi, bir şey çıkmadı filan diye. Ama tabii Muharrem İnce de burada kendisini CHP'de yeniden konuşlandırmak, var etmek için ve Cumhurbaşkanı seçimi sonrası ertelenmiş hesabı görmek için o da bunu fırsata çeviriyor. Bu da çok açık. Bu siyaset. Yani o da siyasetini yapıyor, evet. CHP ya da Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle bir düşünce içerisinde kendisine ya da işte parti içerisine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ya da AK Parti tarafından bir işte kumpas kurulduğu ya da sürekli işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi sürekli karıştırılmaya çalışılıyor CHP'nin içi birileri tarafından. Hayır, aynı soruyu sorayım yani CHP, bu haklı bir endişe mi CHP adına ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına, yoksa bir paranoya mı? Hayır, net biçimde illa paranoya da veya haklı endişe de demek doğru değil. Ama uzun bir süreçten bakıldığı zaman, çok tartıştık bunları 10 yıldan uzun bir zamandır. CHP Türkiye'deki sosyolojik değişimi ya da sadece CHP de değil, CHP'ye de destek veren taban da seküler hayat tarzını tercih etmiş ve benimsemiş insan kitlesinin de önemli bir kısmı da, hı hı, Türkiye'deki sosyolojik değişimi yalnız ve yalnız bir aktör üzerinden okumak gibi bir zaafı çok uzun yıllardır sürdürüyor her şeyden önce. Hı hı. Dolayısıyla bütün meseleyi AK Parti veya dinci bir iktidar üzerinden diye okursan ve bu böyle bir kolaylık her şeyden önce bir kere o sosyolojiye uygun olarak kendi siyasetini değiştirmek, sadece sosyoloji de değil, gündelik hayat ritmi değişmiş, dünya değişmiş, evrensel olan bir sürü şey değişmeye zorlanırken ve bilimin kendisi değişmişken, CHP kendisi değişmek yerine ta Deniz Bey zamanından, 92'de tekrar açıldığı zamandan beri kendi bulunduğu pozisyonlardan ya da koruduğu noktalardan zerrece kıpırdamadı. Dolayısıyla bütün başına gelenleri veya ülkenin de yaşamakta olduklarını ve ülkenin de başına gelenleri yalnızca bir aktörden, önce işte batıdan,
Yani şimdi de iktidar aynı zaafta bana soruyorsan. Her şey Batı'nın tezgahları üzerinden. Hatırlayın işte Tayyip Erdoğan'a BOP'un eş başkanlığı tartışmasından Amerikalılar destek oluyor diye. Avrupa Birliği sürecine karşı çıktı 2004'te. CHP ve CHP tabanı mesela. Yani hatırlayalım. Şimdi dolayısıyla bütün bu değişimi ıskaladı ve meseleyi sadece aktörlere bağladı. Şimdi bütün meseleyi aktörler üzerinden konuştuğunuz zaman, bugün de aynı hatayı iktidar yapıyor bana soruyorsanız, bütün meseleyi aktörler üzerinden kurguladığınız bir hayat içinde o zaman ilkelerin, değişimlerin, sokaktaki değişen ihtiyaç ve taleplerin falan önemi kalmıyor. Aktörler üzerine kilitlediğiniz bir oyun planı var. Birincisi. İkincisi, CHP o süreçte ve özellikle Deniz Bey zamanından itibaren temel tercihi net. Şimdi de öyle bence. Yani hani çok tartışılıyor mesela Suriye operasyonuna nasıl izin verdi, onay verdi vesaire ya da dokunulmazlıkların kaldırılmasına. Çünkü CHP meseleyi oldum bittim devlet yurttaş ekseninden baktığınız zaman devlet diye görüyor ve devlet diye tercihleri var. CHP'nin kurumsal aklı da böyle çalışıyor zaten. Dolayısıyla CHP bir kere beslenme damarları tıkandı. Yeni insanlardan, yeni fikirlerden, yeni tartışmalardan vesaire. Sonra ve de geldi tabii de o nedenle de toplumda da belli bir seçmen kümesi içine kilitlendi ve sıkıştı. Bir kimliğin içine sıkıştı sonuç olarak. Bugün onu aşamıyor. Aşmak için de ne kadar gayret gösteriyor tartışılır. Ve yine baktığınız zaman 2011'den beri bütün seçimlerde yaptıkları tercihler o değişen sosyolojiyi kavramak ve ona uygun yeni bir siyaset üretmek yerine oyunu kimlikler üzerinden okumak, her ne kadar kimlik siyaseti yapmıyoruz dese de kimlikler üzerinden okumak, eğer burada sekülerler ve muhafazakarlar diye Türkiye'de bir kutuplaşma var, tamam. Doğru da ayrıca ama bunu aşmanın da yolunu hala bu donukluğu korumak diye gördüğü için muhafazakar aday bulursam ben oradan aday alır mıyım? Oy alır mıyım? Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı böyleydi. Üsküdar'da işte eski müftünün aday yapılması öyleydi. Mehmet Bekeroğlu'nun adaylığı böyleydi vesaire vesaire. O kadar çok örneği var ki. Şimdi dolayısıyla o sosyolojinin ihtiyaç ve taleplerini anlamaya çabalamak yerine yine kişiler üzerinden okumaya çalışmak mesele ve o kişiyle beraber sanki bu kadar da oy gelecek bir şey değil. Yani beslenme damarlarını açamıyor. Anladım. Açamadıkça da kendi iç kısır çatışmaları yine kim üzerine? Yani Kemal Bey veya Muharrem Bey veya Ahmet Mehmet genel başkan değişse bile bu siyasi kültürle ve bu bakış açısıyla zaten parti yenilenemez. Anladım. Şimdi de hala yerel seçimlerdeki başarıları yanlış görüyorlar. Sadece o türden adaylar gösterdikleri için, muhafazakar kesime sıcak gelen adaylar gösterdikleri için kazandıklarını sanıyorlar. Halbuki yanlış. Yani tümüyle yanlış. O nedenle CHP'nin temel bir yapısal krizi var. Halbuki örgütü de tabanı da bir yandan bu duygulara esirmiş ya da bu duygulara hapismiş gibi davranıyor olsa bile bir yandan da bu işin yetmediğini gördüğü için örneğin bu örneği bu stüdyoda da çok kullandım. Örneğin İstanbul'da il başkanlığı seçimi yapıldığında Canan Hanım aday bile değilken 7 günde Canan Hanım'ı seçtiler. Ya da Muharrem Bey aday olduğunda Muharrem Bey birdenbire işte 500'e yakın oy aldı. Bütün bunlar aslında CHP örgütünün de bir değişim arzusu olduğunu ama önünde öyle bir önderlik ve hedef görmediği için de kıpırdayamadığını anlıyorum. Peki ben. CHP yerel seçimdeki başarının kodlarını yanlış okuyor diyorsunuz. O da önemli bir başlık ama belki ya belki başka bir program konusu olur ya da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu tekrar kumpas iddialarıyla devam etmek gerekirse. Peki Okan Müderrisoğlu araya gitmeden kısaca almak isterim. Şimdi hep kim kurdu diye soruluyor. Şimdi aslında baktığımızda haberi yazan kişi ortada. Haberi yazan Rahmi Turan kaynağını açıkladı. Kaynak belli. Rahmi Turan'a bu haberi Talat Atilla vermiş. Şimdi deniyor ki Talat Atilla o kaynağı kim, bu bilgiyi kim verdi? Hatta oradan sonra o kaynağına kim fısıldadı da o Talat Atilla'ya gitti. Burada peki bu iki gazeteciyi bir gazeteci olarak baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Neresine koyuyorsunuz tüm bu yaşananların? Şimdi bu kumpası kim kurdu derken kurguyu soruyorsun. Ama bu olayda belli ki CHP'li CHP'nin de kurdu oluyor. Yani insan insanın kurdudur gibi. Şu nedenle söylüyorum bunu. Şimdi tabii Rahmi Turan bir dönem yani Türk medyasına gerçekten özellikle darbe dönemi sonrasında çıkardığı gazeteler modeli ve tercih itibariyle hakikaten çok etki etmiş bir isim. Ama son dönemde sıcak süreçlerden kopuk. Hani yaşı ve kendisine duyulan hürmet nedeniyle oyunda tutulan bir isim gibi gözüküyor. O yüzden de
kaynağından bilgi almak ve teyit etmek, yani asli gazetecilik fonksiyonunu ifa etmek yerine artık biraz da zamanın belki acımasızlığı nedeniyle sürecin içinde olmak veya varlığını sürdürmek adına ikincil, üçüncül kaynaklarla ve bunu da sadece güven ilişkisine indirgeyerek sürdürmeye çalışıyor. Ama şimdi yani tamam, çok öbür uzun yana, yıllar yani 50 yıllık bir tabii. basın geçmişi. Tamam belki evet artık kaynak sahibi olmayabilir ama neyin haber olup olmadığını da herhalde o 50 yıllık şöyle bir şey işte gazetecilik geçmişinde yani işte onu şöyle bir şey işte zamanla artık siz bir oyun kurucu olmaktan ziyade hani bir gazeteyi yapmak, haberlerin komplikasyonlarını, olası sonuçlarını hesap etmek veya belli riskleri almak ya da yönetmek gibi bir pozisyondan sadece bir açıkçası planlamanın öngörmediğiniz parçası haline getirilebiliyorsunuz. Çünkü onun açısından bu konunun külliyenin duvarına çarparak büyük bir patlamaya ve zincirleme reaksiyona yol açacağını öngörmesi beklenirdi ama bunu sıcak süreçleri takip etmeyen birisinin öngörmemesine de ben şaşırmam. Benim açımdan bu önemli. Yani kendisi güven ilişkisi içinde bir zincirleme hatanın aslında bir noktasında olduğunu fark ettiğinde işten geçmiş oluyor. Ancak kaynağın ve güvenilir dediği aktör bakımından Ankara'da özellikle yani internet sitesi ve benzeri haber portalları üzerinden tam da bu fonksiyonu ifa eden bir aktörden bahsediyoruz. Hepimiz yüzlerce herkes hakkında değişik iddia, spekülasyon, yönlendirme ve benzeri bir sürü kavram duyuyoruz. Ama bunu haberleştirmek ve bunu bir tercihe ortaya koymak aslında son derece zor bir husus. Çünkü göbeğiniz çatlıyor. Eğer bu işi ciddiye alıyorsanız kaynağına gerçekten ulaşmanız lazım. Günün sonunda mesela ben kendi çapımda yaptığım araştırmada Kemal Bey'den doğrulandığı ifade ediyor. Kemal Bey'e ve en yakındaki isme doğrudan doğrulatmakla ilgili hiçbir girişimde bulunmadığını bizzat söylüyor Kemal Bey ve ekibi. Ve bu durumda Muharrem İnce'nin iddia ettiği çetenin bu arada ya bir WhatsApp yazışması ya da Muharrem karşılıklı... İnce'ye de ulaşmak çok zor olmasa gerek yani bu iddiayı bir telefonla sorabilirsiniz. Yani tabii Muharrem ki ama siz kimin parçası olarak hareket ediyorsunuz? Görünüşünüz gazeteci ama eğer bu tarafın yönlendirmesiyle hareket ediyorsunuz Muharrem İnce sizin için zaten çok önemli bir aktör değil ki. Yani önemli olan sizin ilişkiniz olan ve sürekli sizi besleyen veya size perspektif veren ya da sizin de belli hani habercilik adı altında yürüttüğünüz faaliyetleri, operasyonel faaliyetleri hatta destekleyen aktörle olan ilişkiniz, bağlılığınız veya bu anlamdaki menfaatleriniz. Hani habercilik ilişkisi anlamında söylüyorum, parasal anlamda söylemiyorum bunu. Bu da sizi yaptığınız işte başka bir yere sevk edebilir. Yani Muharrem İnce sizin için hiç önemli bir aktör olmayabilir yani. Önemli olan peki, bu taraftan aldığınız bilginin bir yere sızdırılarak bir alt mesajın verilmesi. Bekir Bey de bunu ifade etti. Günün sonunda benim tabirimde bu külliye duvarına çarptığı için aslında ve CHP de bunu kendi gerçekliği olarak inanmaya yatkın olduğu için zaten öngörülemeyecek reaksiyonlarla ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ve onun ortaya koyduğu tavra mı tepki verelim yoksa Muharrem İnce ile mi hesaplaşalım arasında ciddi bir siyasi kişilik bölünmesi yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ben de aynı kanaatteyim. 31 Mart ve Haziran'daki sonuçları okumak yerine başarının hemen kısa vadeli parsasını toplamak gibi bir aceleciliğe girdi Cumhuriyet peki, Halk Partisi. Onda bütün ipuçları gözüküyor. Peki devam edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Siyasi işlere devam ediyoruz. Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası üzerinden tabii siyasette kocaman bir başlık var. Gündem başlığı komplo iddiaları, kumpas iddiaları. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisine bir kumpas olduğunu öne sürüyor. CHP'ye yönelik bir kumpası Sayın Genel Başkan'a yönelik olarak yorumlayanlar da var. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Beştepe'yi, külliyeyi işaret ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısı önemliydi. Dikkat çeken açıklamaları vardı. Bu noktada işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sürekli eleştirileri var Cumhurbaşkanı'nın. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığından inmesi ya da CHP'de bir genel başkan değişikliği acaba AK Parti'nin ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın işine gelir mi gelmez mi? Bu soru Katar dönüşü sorulmuştu. Bugün de grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı
sözü o noktaya getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan memnunuz biz dedi. Gerçi bir siyasi parti liderinin karşısındaki rakibinden memnun olup olmaması ne kadar önemlidir ya da CHP için ya da karşıdaki yani parti için. Göre bir ana muhalefet bulamadım dediği için o yönüyle önemli. Önemli. Burhanettin Duran ne dersiniz? Şimdi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Hatta bu komplo kumpas iddiası ortaya atıldığında ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen de genel başkanlığını ortaya koy. İspat edemezsin de çek git şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi bakıyoruz sanki o söylemden farklı bir söyleme gelmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne dersiniz? Yani bir farklılaşma hani şu anlamda diyorsan yeni şeyler söylüyor bu konuya ilişkin olarak dersen evet ama ilk o pozisyonda bence duruyor. Yani zaten bu olayın bu kadar büyümesinde ve ya ne oluyor denilmesinde iki tane bence şey vardı. An vardı, moment vardı. Bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun doğrudur demesi. Hı hı. Diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Hadi sen de genel başkanlığını ortaya koy demesiydi. Yani meseleyi en üst düzeyde reddederek bir tür hodri meydan demesiydi. Şimdi Kılıçdaroğlu da kendisini aslında bunun etrafında dolandırıyor şu an. Yani buna nasıl cevap verebilirimin telaşıyla gidiyor ama bir taraftan da tabii Muharrem İnce'nin eleştirileri ve saldırıları ve iddiaları var. Dolayısıyla onlarla halleşiyor. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın tavrında şunu gördüm. Yani meselenin artık CHP'nin içinde olması, CHP içinde bir tartışmaya dönüşmüş olmasının bir anlamda seyri halinde. Yani seyrediyor ve buna ilişkin bazı şeyler söylüyor. O verdiği örnek hani hu hu komşu hani oğlum geldi mi üzerinden anlattığı şey de aslında şu. Yani ne oldu bu? CHP'de başlayıp CHP'de kaybolan bir iddia gibi görünüyor. Neticede bu CHP'nin kendi iç sorunudur anlamında ben söylediklerini algıladım. Tabii şimdi tabii siyaset partiler anlamında bir polemik dönemine de sanki girdiği gibi görünüyor. Belki birazdan da konuşacağız bu yeni oluşumlarla beraber. Biz uzun süre bir parti siyaseti konuşacağız. Bu ister istemez hani geçen az önce Bekir Bey'in söylediği bu aktörlerle ilgili olarak konuşuyoruz meselesinde. Doğru yani Türkiye'de bir yanda aktörlerin kişiler olması var bir de partiler olması var. Biz çoğu zaman bu dengeyi tam tutturamıyoruz. Hele hele Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle beraber isimler önemli. Yani mesela Sayın İmamoğlu'nun çok kısa sürede hızla parlatılarak işte başkanlığı kazanması gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması gibi, şimdi de bir yerlere aday gösterilmeye çalışılıyor olması gibi. Yani bir taraftan da isimler önemli. Ha, bu neden önemli? Çünkü yani Avrupa'da da böyle bir trend var. Hatta Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesi de böyle. Yani önemli olduğu görülen, arkasında çok güçlü hareketler olmasa bile, çok güçlü partiler olmasa bile öne çıkabilen kişiler olduğunu gördük. Gerçi İmamoğlu'nun arkasında bir koalisyon vardı. Yani 3 tane partinin bir araya gelerek kurdukları bir koalisyon vardı. Eğer HDP'nin, İyi Parti'nin desteği olmasaydı, hatta Saadet Parti'nin desteği olmasaydı belki oraya gelemeyecekti. Dolayısıyla ikisinin beraber yürüdüğü bir dönemdeyiz. Ben o yüzden hem parti içi ekipleşmelerin, yani parti içindeki ekip çatışmalarının, ki bu Muharrem İnce etrafında bunu gösteriyor, hem de isimlerin çekişmelerinin devam edeceği bir yere doğru gidiyoruz. Altta daha başka bir sosyoloji var. Seçmen daha başka şeylere bakıyor, farklılıklara bakıyor ve o seçmenin farklı tabakaları da farklı şeylere bakıyor. Yani Z kuşağı dediğinizde onlar başka şeylere bakıyor. Efendim işte 30-35, 40-45 yaş üstü olan insanlar daha başka şeylere bakıyorlar. Yine dar gelirler, çiftçiler hepsi başka yerlere bakıyorlar. Ama bence biz bu aktörleri konuşmaya devam edeceğiz. Adayların kimler olacağı, yani bir siyasi isim olarak öne çıkıp çıkmama meseleleri konuşulacak. Cumhurbaşkanı'nın baktığı yerden Kılıçdaroğlu bildik bir isim, bildik bir genel başkan. İşte 10 yıldır orada duran bir genel başkan. Söyledikleri bilinen, kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmayı tercih etmeyen, kimilerine göre cesaret etmeyen bir yerde olarak görüyor. Ve onu bildik bir aday olarak gördüğü için de herhalde onu ima etti yani. Hani ideal genel başkan. Okan Bilirsoğlu, siz de o uçaktaydınız. O belki o diyaloğun hikayesini. Yani orijinalini belki anlatmakta fayda var. Çünkü Cumhurbaşkanı biraz tebessüm de etti. O iki soru olarak geldi. Bir, hani Sayın Kılıçdaroğlu sizin açınızdan hani
daha dişinize göre bir rakip gibi duruyor. Hani sizce kalmasında fayda var mı diye ironik bir soru soruldu. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini Cumhurbaşkanı nasıl tasarlıyor gibi bir soru değildi o. Dediğim gibi tamamıyla kendi iç ironisi vardı. Bir de istihbarat sürekli CHP'yi izliyor, karıştırıyor. Böyle iddiaları var Kemal Bey'in, buna çok inanıyor, siz ne diyorsunuz şeklinde birbirini tamamlayan iki soruydu. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın İzmir'deki çıkışı Burhanettin Bey'in işaret ettiği gibi kendisine dönük iddiayı en güçlü şekilde karşılamakla ilgili bir çıkıştı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na sen de genel başkanı ortaya koyuyor musun? Koyamıyorsan işte çek git filan. Hani Kılıçdaroğlu'nun çekip gitmesini isteyen bir çağrı değil o. O çağrının özü kendi pozisyonunu bu kadar iddialı bir şekilde ortaya koyarak muhalefet partisi genel başkanını da bu mindere çekmekle ilgiliydi. Özünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hani AK Parti açısından, kişisel olarak da kendisi açısından işte son 8-9 yıla baktığımızda 2010 Nisan'ından bu yana çok dişe dokunur bir rakip olmadı. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığının AK Parti açısından bir rekabet problemi teşkil etmediğini ama siyasetteki asimetrinin de aslında öteden beri kendisinin de kabul ettiği ve pek de hoşnut olmadığı bir problem olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte CHP'nin muhalefet yapma tarzında da kendisinin ifadesiyle partiyi bir yalan üretme merkezine dönüştürdüğünü, yani muhalefet etme biçiminin bu yeni sosyolojiyi okuma dahil olmak üzere çıkışlar değil, aktöre dönük iddialar ve bu iddiaları sürekli kendisine pompalayan, bence eskiden FETÖ'cülerdi ya da FETÖ'cülerle birlikte hareket edenlerdi. Şimdi de derin devletçilik oynayanlar yapıyor bunu ve Kemal Bey de bundan hep kısa vadeli bir çıkarım elde edeceğini düşünüyor. Yani deyim yerindeyse işine geliyor bu aslında. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük bir dış tehditin varlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek, Türkiye yönetmekten daha zordur sözüyle birlikte düşündüğünüzde o anlamda da avantajlar sağlıyor. Bekir Bey dedi ki AK Parti de bunun üzerine atladı ve günlerdir kullanıyor diye. Çünkü Barış Pınar Harekatı'nın rüzgarı dindikçe Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere emekli yaşa takılanlar, tank palet vesaire vesaire bir yeni gündem oluşturmaya ve buradan yine toplum tabanını ve belki huzursuz ya da mutsuz kesimleri harekete geçirmeye, manipüle etmeye dönük de bir gayret vardı ve yeniden o alevleniyordu ve gündem haline geliyordu. Haliyle muhalefetin size dönük bir atağı var ve bunun da içini boş bir atak olarak görüyorsanız bundan istifade ederseniz o da bir siyaset yapma biçimi. Ama toplamda Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman herhangi bir partinin, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine dönük asla bir tasarımının olmadığını, böyle bir düşüncesinin olmadığını, haliyle böyle bir girişimin hiç olmadığını çok güçlü ve inanarak söyledi. İstihbarat teşkilatı konusunda da bir ironi yaptı. Yani işim yok. O kadar önemli güvenlik meseleleri, Barış Pınar Harekatı'na ilişkin o kadar çok işi var ki. Ayrıca da hani istihbarat teşkilatının böyle bir fonksiyonu olmadığı gibi buna ne gerek var? Muharrem İnce size yeter dedi. Orada kastetti de. Yani Muharrem İnce sizin içinizde, sizin içinizde. Anlam da çıkabilir yani. Yok çünkü, yok. Hani ben konsepti bildiğim için. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun iddiası istihbarat servisleri karıştırıyor. İstihbarat servisine gerek yok. Muharrem İnce orada ama deyince işte acaba. Ben bu konsepti bildiğim için doğal olarak sen de dışarıdan bakınca bunu söyleyebilirsin. Ben hani tevil ediyor, hani onun yerine düşünerek bir şey ifade ediyor değilim. Orada olduğum için anladım. Söylüyorum. Orada kastediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir çete olduğunu Sayın Muharrem İnce ifade ettiği ve bu hususu AK Partililer üretmedi, gündeme onlar getirmedi. Bizzat CHP'den kaynaklanıyor dediği için sizin içinizde bir istihbarat teşkilatı mantığıyla eğer çıkarılabilecek bir problematik, bir çeteleşme, bir iç problem veya örgütlenme varsa bunu zaten Muharrem İnce deşifre ediyor anlamında kullandığı o cümle. Anladım. Peki. Yani genel mantık bütünlüğü bunu söylüyor. Peki. Bekir Ardır, size döneceğim ama araya gidelim çünkü kesmek istemiyorum. Aradan sonra da şunu sormak isterim. Şimdi Okan Müderrisoğlu da hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi dişime göre bir ana muhalefet lideriyle karşı karşıya kalamadım. İşte 17 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde içime dert ettim bunu diyor. Bu şekilde kurguluyor şeyini. Şimdi gerçekten böyle mi? Sayın Kılıçdaroğlu, siz de demiştiniz işte 7 seçim 6'sında kaybetti ama son seçime bakıldığında 2014'ten bu tarafa. 2014'ten bu tarafa. 2010'dan bu tarafa sayarsak 2010 referandumu. Referandumlar da var. Onlar da var. Daha fazla. Yani son seçime bakınca hala dişime göre değil tanımlaması doğru mu? Çünkü orada kurulan bir ittifak var. Bir şekilde yazılı olan, olmayan. Bunu sormak istiyorum aradan sonra. Müzik
Siyasi işlere devam ediyoruz. Bekir Arda'da kalmıştık. Bekir Arda araya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dişime göre bir ana muhalefet bulamadım. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde açıklamasını konuşuyorduk. Ne dersiniz? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastettiğini bilmiyorum ama Kemal Bey'in genel başkanı olduğundan bu tarafa 2010 referandumuyla başladı. Bütün seçimleri ve referandumları AK Parti kazandığına göre ne demek istemiş Tayyip Bey? Bir fikrim yok. Doğrusunu istersen. Ama şöyle bir meselemiz var. Cumhurbaşkanlığı sistemi, biraz önce de Burhanettin Bey değindi ya, Cumhurbaşkanlığı sistemi geçtiği andan itibaren iş seçimden önce oluşturulacak ittifaklara bağlı oldu. Çünkü neye? Cumhurbaşkanlığı seçme 50+1'e bağlı parlamentodaki dağılımdan öte. Ve kaçınılmaz olarak ittifaklar kaçınılmaz hale gelecek. Ve belli bir süreçten sonra göreceksiniz iyice de konsolide olacak. O nedenle şimdi bir yandan da kutuplaşma, bir yandan işte yerel seçimlerin sonuçları, 2015'ten bu tarafa bütün seçim sonuçlarına baktığımızda neredeyse pata denebilecek ve az da olsa iktidar bloku, yani MHP dahil AK Parti beraberce iktidar blokunun lehine görünen bir 51-49'a da kitlenmiş bir denge var. Şimdi bu dengeyi bozmak için iki tarafında aktörlerinin, biraz önce Burhanettin Bey'in dediğine katılıyorum ben, önümüzdeki iki sene çok sık, şimdi CHP tartışıyoruz, bir ay sonra İYİ Parti diye başlarız, öbür ay MHP olur, öbür ay AK Parti, AK Parti'den ayrılanlar olur ama iki sene boyunca bunu konuşacağız. Çünkü Türkiye siyaseti hangi sorunu neye, hangi ilkelere göre ve hangi hedefe doğru çözelime değil de kişilere kitlendiği için benim itirazım orada. Yoksa tabii ki lider önemli, önemli olmaz olur mu? Ama tek başına isim meselesi değil mesele ve hele bugünkü tartışma, yani bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meseleleri tek isim üzerinden tartışmak doğru değil diyorum ben. Ya da en azından benim kanaatim o. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl boyunca bu iki ittifak bloku arasında, yani iktidar bloku, MHP muhalefet bloku arasında yeniden bu tartışmalar alevlenecek. Çünkü doğal olarak eğer meseleyi yalnızca aktörler üzerinden gören bir siyaset kültürü hakimse, doğal olarak mesele, ya diyelim öbür taraftaki sosyolojik değişim veya ihtiyaç taleplerindeki değişimleri kavrayalım ve kapsama politikalarımızı değiştirelim demek üzerine değil, bir aktörü içeriden mi parçalanır yoksa bir aktörü o bloktan alıp bu tarafa transfer eder miyiz gibi tartışmalar üzerinden yürüdüğü için. İki tarafta şimdi nasıl CHP meselesinde işte AK Parti'nin ya da sarayın mı bu komplosu tartışması olduğu gibi, yarın da AK Parti'nin içindeki bazı meselelerde aynı tartışma olacak. İşte diyelim yeni partileri FETÖ mü destekliyor, CHP'liler mi destekliyor, Okur Kanat mı destekliyor vesaire tartışmalar olacak. Ama uzun bir süre bir kere gündemimizi bu işgal edeceği anlaşılıyor. Halbuki olması gereken bütün bunların ötesinde Türkiye'nin de reel sorunları var. Yani dış politikada da var, ekonomide de var, siyasette var, işte sistemin tıkanıp tıkanmadığı tartışması var vesaire. Şimdi bunları yapamıyoruz ve bunları sadece bizler değil, parlamento veya siyaset de yapamıyor. Asıl bu tartışmaların siyaset düzleminde yapılıp birbirimizi ya da aktörlerin birbirini ikna, uzlaşma süreçlerinin çalışması beklenir. Yani örneğin başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi dendi. Anayasa referandumuyla da toplumda onayladı. Ama şimdi mesela kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 1,5 yılı geçiyoruz. 1,5 yıldır bile hala görüyoruz ki sistem ağır aksak görüyor. Çünkü elde bir mimari eskiz olmadığı anlaşılıyor. Yani sistem yanlışmış, doğru durdu tartışması ayrı. Ama daha sistemi bile oturtamadık. Şimdi bunun için bile 1000 tane düzenleme yapılması lazım. 1000 tane siyaset marifetiyle bu tartışmanın yapılması lazım. Ama başat aktörler bu tartışmayı yapmıyor. Tartışma burada yürümüyor. Tartışma başka yerde yürüyor. Ve bu tıkanıklık hepimizin enerjisini alıp götürüyor. Onun için en başta konuşmamdaki tepkim. Yani bir haftadır bütün bunları konuşuyoruz. Doğru, konuşulacak bir sürü şey. Hani susam çekirdeği üzerinde de her birimiz saatlerce konuşuruz belki de. Ama yani ülkeye bir faydası yok. Anladım. Yani ortada bir sürü sorun var, reel sorunumuz var. Ama biz bunun yerine başka tartışmalar yapıyoruz. Bu kitlenme hali doğru değil. Çünkü iki blok da toplumdaki gerçek değişimi kapsamak yerine beslenme damarları CHP'nin geleneksel olarak çok uzun süredir tıkalıydı. CHP, AK Parti'nin de adım adım 2013-2014'ten beri giderek tıkandı. Dolayısıyla ne reel sorunlardan beslenebiliyor iki partide, ne reel ihtiyaç ve talepleri de öğrenebildikleri hücreler çalışıyor. Çalışmadığı için de burada bir reel hayat var, gerçek hayat var.
Bir de bu tarafta başka bir siyasi düzlem var. Şimdi bir sayı söyleyip bırakayım size. Şimdi bırakalım bir sürü tartışmalı sayıyı. Ülkedeki 100, hani işsizlik tartışması da çok ya bugünlerde. 100 insan varsa 15 yaş 65 yaş arası istihdama dahil. Bunun 57'si zaten çalışmıyor. Yani 28 ev kadını, 15 öğrenci, emekliler var vesaire. Hı hı. 47'si istihdama dahil. Bu 47 istihdama dahil olanın 9'u işsiz. 38 kişi çalışıyor. Şimdi söyleyeceğim sayı buraya kadarında sır bir şey yok. 38 çalışanın 30'u her akşam yatağa yarın sabah işimi kaybedersem iş bulamam korkusuyla gidiyor. Şimdi bu böyle bir toplumsal psikolojiyi yönetmek ve bu insanların önüne bir umut, bir güvence inşa etmekte bir meselemiz var ya. Hı hı. Yani bütün bu tartışma şimdi elma ağacını Atatürk posteri asıp basın toplantısı yaparak veya rakibim dişime göre mi değil mi tartışması yaparak falan çözülür mesele değil ki. Yani benim itirazım buna. Anladım. Peki var mı eklediğiniz bu noktada? Ekleyebilirim. Yani Bekir Bey aslında tabii yani toplumun somut meseleleri var. Bu meselelere yönelik olarak da yine somut öneriler gelmesi lazım. Yani yapıcı muhalefet de böyle adlandırılabilir. Yani muhalefetten de bu beklenir eğer yapıcı bir yönde gidiyorsa. İktidar da bunu tartışması, bunun üzerinde icraat yapması beklenir. Şimdi bu son olay hakikaten çok böyle anlamsız mı dediğimizde bence çok anlamsız değil, onu söyleyeyim. Yani bunu tartışıyor olmamız da anlamsız değil. Niçin? Siyasetin polemikler üzerinden, iddialar üzerinden giden ya da hadi moda tabiriyle söyleyelim o post-truth, gerçek ötesi, yani bir kısmı gerçeklik gibi görünen ama diğer kısmı da manipülasyona dayanan, sosyal medyayı da kullanabilen, algıyı üretmek üzerinden yürüyen tarafı Türkiye'de çok şişirildi. Yani ister bunu kutuplaşmayla beraber anlatın, ister aktörlerin hırsıyla anlatın, ister parti kültürlerinin sıkıntısıyla anlatın. Hepsi bunun sonucunda böyle bir yere geldi. Ve Kılıçdaroğlu da bu konuda çok kolay bir şeyler iddia ediyordu. Çok kolay buraya hızlı gidebiliyordu. Yani bu hatayı Kılıçdaroğlu'nun yapıyor olması bir tesadüf değil. O siyasetin geldiği bir nokta. Ha ben de katılıyorum Bekir Bey. Evet buradan geri çekilelim. Yani bunun üzerinden yürümeyelim. Siyaset böyle gitmesin. Gerçekten bir somut şeyleri konuşalım. EYT mi konuşuyoruz? EYT. Çözeriz biz. Onlar çözemezler. Öyle değil. EYT dediğimiz şeyin ne kadarının neresi çözülebilir? Çözülürse bu nasıl olur? Ne kadarını çözebiliriz? Nasıl bir adaletsizlik var mı? Yok mu? Bu memlekette nasıl bir şey olur? Ben çözerim. Siz çözemezsiniz. Yani böyle bir dünya yok. Siyaset böyle bir şey değil. Ama hani bunun dünyadaki bir gerçekliği de var. Hani ben yine Trump örnek vereceğim ama bakın Amerikan siyaseti 3 senedir dünyadaki kendi küresel rolünü tartışmıyor. Trump'ı tartışıyor. Trump öyle dedi, Trump öyle dedi. Yalancı haber. Efendim azil olacak mı, olmayacak mı? Bunun üzerinden yürüyor koskoca Amerikan siyaseti. Yani bu demokrasilerin geldiği bir nokta aslında bir yerde. Aynı şeyin Avrupa'da da kısmi karşılıkları var. Gelecekte de orada da bunların bu tür yansımaları olabilir. Hani biz bazen bazı şeyleri önceden yaşıyoruz. Hı hı. Açıkçası ben bunu o anlamda değersiz bulmuyorum ama anladım. Eğer şu dersi çıkartırsak, ya arkadaş nedir yani bu post-truth siyaset tarzı nedir? Yani bu popülist siyaset tarzı nedir ya? Hı hı. Ya şöyle biraz reelleşelim, biraz aşağı inelim. Gerçekten memleketin işsizlikse işsizlik, istihdam mı konuşacağız, Suriyelileri mi konuşacağız? Ya doğru düzgün bir konuşalım, bunu somut politika önerileri olarak konuşalım diyorlarsa, denecekse o zaman faydalıdır. Peki. Bir cümle sadece, daha doğrusu bir dakikalık bir cümle. Bekir Bey'in analizleri çok çarpıcı gerçekten. Ben de dikkatle öteden beri takip ederim. Birçoğunu da not aldım. Şimdi bugün mecliste bunu biz de konuştuk. Bu cari gündemle ülkenin hakikaten müdahale edilmesi gereken asli sorunlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuda olağanüstü bir gayreti var. Fakat AK Parti, hakim parti halinde siyaset üretmeye çalışırken alacağı kararlar dokunmaya başlıyor birçok kitlelere. Bu öngörülmüş risklerin yönetimiyle ilgili bir hale geliyor. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılanlar konusu neredeyse İstanbul seçimini kaybetmenin gerekçesi olarak kendisine sunulduğu halde bir hani pilot çıkış yaptı. Yani bu ülkeye kaybettirir, ben seçim kaybetmeyi göze alırım ama ülkeme kaybettirmem diye. Şimdi AK Parti artık ne yapılacağından çok ne yapılmayacağını da anlatmak zorunda olan bir parti haline geldi. Ama günün sonunda artık bu CHP ve genel olarak siyasetteki bu sıcak ama bir süre sonra tüketilecek gündem üzerinden konuşacak aktörlerle mutfak çalışmasını yapıp gerektiğinde zülfiyare dokunacak kararların alınması hususunda
AK Parti'nin o beyni ve beyniyle bedeni arasındaki uyum. Şu anda AK Parti beyni gerçek anlamda çalışan ama o koca bedene bu beynin gönderdiği talimatları sahaya yansıtma konusunda sıkıntısı olan bir oyuncuya da benzemeye başladı. Bunun farkında. Dolayısıyla önümüzdeki kongre sürecini partinin kadrolarının yenilenmesi, dolayısıyla o zihni yenilenmeyi de pratik sahaya yansıtma. Bu arada AK Parti'nin içinden üretilecek yeni siyasi oluşumlara da karşı koyma çabası olarak görüyorum ben. Peki. İzin verirseniz noktalıyorum bu başlığı. Yani bu bahisi şimdi bolca konuşuruz. Bekir Ağırdır biraz önce asıl sorunlardan bahsetmişti. İşte işsizlik var dedi, çok çarpıcı veriler ortaya koydu ve somut bir şeyler söylemek, bir umut seçmene ya da halka, topluma aşılamak gerekiyor dedi. Bu iddiayla tabii yola çıkan siyasiler var, yeni parti oluşumları var. Bu noktada AK Parti'den ayrılan Ali Babacan, eski devlet bakanı, ekonomiden sorumlu. Başbakan yardımcısı dışişleri bakanı. Yani bir oluşuma kurucusu giriyor. Peki, kurucusu orada. Yani hatırlatalım da bugün nereye geldiğimizi konuşmak için yardımcı olsun diye. Şimdi bir gazeteye röportaj vermişti. Şimdi bir televizyon kanalına katılıyor. Yani yavaş yavaş artık oradaki yani hareket için. Biz biliyorduk ama şimdi kamuoyuna da yansıyor, evet. Yani ne olur? Yansıyanlar nedir? Şöyle bir husus söyleyeyim. Şimdi açıklamalarını da an be an takip ediyorum. Arkadaşlara rica ettim bana gönderir misiniz diye. Bu dakikaya kadar beni şaşırtan, heyecanlandıran bir husus olmadı. Yani bildiğimiz Ali Babacan. Ama tabii ki süreci yakın takip etmeyenlerin merak ettiği bazı sorulara cevap bulmak adına. Öyle bir noktada ki Sayın Babacan, bir yandan sürekli olarak AK Parti'den neden koptuğunu izah etmek ve kendisinin aktif olarak AK Parti'de sahne almadığı dönemin sorumluluğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na fazla dokundurmadan ama Cumhurbaşkanı ile bağlantılı aktörlere bir şekilde fatura ederek sonra da yeni Türkiye hayalini satmaya çalışıyor. Çok zor bir durum. Şimdi tek tek bakıldığında dediğim gibi beni şaşırtan husus yok. Örneğin Sayın Abdullah Gül, Abdullah Bey sıcak siyasetin içinde olmak istemediğini ama bir teknik direktör olmak istediğini hissettiriyordu. Sayın Babacan aynı şeyi tekrar ediyor. Evet, Abdullah Bey bu oyunun içindedir ama bana göre oyuncu teknik direktördür. Vardır ya, hem oynar hem de teknik direktörlük yapar. Bu yönüyle bakıldığında Sayın Babacan hani her türlü şekilde kendisi bize yol gösteriyor, fikir, tecrübe aktarıyor şeklinde ifade ediyor. Bence önemli bir husus. Mesela bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı mıdır? Görünen de AK Parti'den bu ayrışma sürecinde sistemik problemleri de kendine göre tanımlamaya çalışıyor Sayın Babacan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümeyeceğini düşündüğü için doğal olarak genel başkan konumunda tutmadığı ya da partinin ana aktörü konumunda tutmadığı Sayın Gül'ü haliyle daha yukarıya çıkartmaya çalışıyor. Daha böyle bir moderatör, arabulucu, hakim değil de hakem bir Cumhurbaşkanı tanımına Abdullah Bey her yönden uyuyor. İkinci husus, ekonomi konusunda mesela öncelikli bir problem ya da baş edilmez bir problem gibi görmediğini hissettirmişti. Bunu biraz daha açık dille ifade ediyor. Asıl konuyu Türkiye'nin dış politikası, kendisine göre Türkiye'nin yalnızlaşması üzerine bina etmeye çalışıyor. Temelde kritik konuların hani teğet geçildiği bir konuşma olduğunu anlık olarak takip ediyorum. Neden? Bir, Kürt sorunu nasıl tanımlıyorsunuz? Türkiye'ye bir federasyon dayatması var mı? Ya da bir sözde demokratik özellik adı altında bir modele evet diyecek misiniz? Hiç kıvırmaya gerek yok. Bazı şeylerin adını açık koymak lazım. Artık yapısal sorunlar diyoruz ya. Birinci konu bu. Bakın bu Türkiye'nin önümüzde siyasetini belirleyecek ana konulardan birisidir bu. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve yürüttüğü harekatların aslında ne anlam ifade ettiği ve buna karşı neden küresel bir direnç olduğunu da anlamak ve görmek bakımından önemli. Bu bir. İki, FETÖ ve FETÖ ile mücadele konusu, özellikle KHK mağdurları çerçevesi konusuna nasıl baktı? Üç, emekli yaşa takılanlar çok popüler ve popülist bir konu olduğu için tanıdığım Ali Babacan buna evet demez. Ama bu konuda hani ne diyeceği? Dört, önümüzdeki dönemde Türkiye'de hani ifade özgürlüğü, işte liberal ya da farklı görüşleri temsil eden ya da Kürt kökenli aktörlerin işte kayyumlar dahil olmak üzere yerel siyasetteki gelişmelere devletin gösterdiği refleksi nasıl olması gerektiğine ilişkin somut hususlar. Hı hı. Ama Sayın Babacan kendisi bıraktıktan sonra Türkiye'nin bir tünele girdiğini, dolayısıyla yani benim anladığım teşhis kısmı tamam bir şekilde sıkıntı sorun teşhis ediliyor. Peki tedavi açısından bir şimdilik bir şey söylemiyor. Söylemez de tanıdığımız Babacan. Neden? Çünkü
Yani elini başka etmek istiyor. Zamanı lehine kullanmaya çalışıyor. Yaşı genç. Türkiye'deki sosyolojik değişimi, iletişim biçimindeki değişimi okumaya, özellikle ekonomiyle ilgili beklentisi olan çevrelere daha net ışıklar vermeye çalışarak, ama yani Türkiye'de bir ekonomik kriz olacak, Ali Babacan da kurtarıcı olarak gelecek, bu senaryo kuruldu gibi bir yaklaşım içinde değil. Ben parti programı değil, Türkiye programı yazıyorum de oldukça iddialı bir husus. Türkiye Yeni Türkiye Partisi'ni denedi 1999 sonrasında. AK Parti'den ayrılan, şimdi CHP'de siyaset yapan Abdülhatif Şener Türkiye Partisi kurmuştu. Bu Türkiye Yeni Türkiye söylemi, yeni CHP söylemi gibi bir şey yani. Bu hiçbir zaman bitmiyor. Mutlaka eskiden hani tabiri belki mazur gördüler diye düşünüyorum. Otobüs firmaları kaza yapınca mesela ya güven, itimat filan gibi kavramlar kullanır ya da yeni ve öz kavramları kullanırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani eski ismin önüne yeni ya da öz koyunca bir şeyleri değiştirdiğinizi düşünürdünüz ama Sayın Babacan'ın çizgisinde hani 700'ün üzerinde isimle birebir görüştü. Bunların çoğunun AK Partili olmadığı ama hepsinin partiye katılmak istediği gibi biraz da teveccühü pompalamaya çalışan bir tarzı var. Ama genellikle sorulara cevabı hep teğet geçiyor. Teşhisi var mı? Var. Çözümü var mı? Evet, çok sıkı bir ekiple çalışıyor. Bazıları AK Parti'nin kurulusunda çok emek vermiş insanlar. Ama hala Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı net çıkışını izah etmekte, onun güçlü liderliği karşısında AK Parti tabanı başta olmak üzere son 17 yılda Türkiye'deki büyük değişimden yararlanmış ama şimdi yer yer kızgın, küskün veya beklenti içindeki çevreleri de hani kaybetmemek için Sayın Erdoğan'ı merkezine almadığı, kenarından dolaştığı, biraz şu anda Greco-Roman bir siyasetçi gibi gözüküyor. Ama merkezine mi almalı peki? Er ya da geç serbest güreşmek zorunda kalacak bu siyaset meydanında. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Peki. Ve bunu topluma izah edebilecek bir dile ihtiyacı var. Onun için zorlanacak bence. Peki, Bekir Ardır. Çalıştınız mı? Edersin. Gazeteci olarak ben buyurun. Okan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Hani dediniz de şu sorunlara çözümleri ne, evet, ve var onlara dair bir fikri. Gazeteci olarak yani siz veya başkaları bu konuda bir fikir sahibi, bilgi sahibi olan var mı? Yani Ali Babacan yok işte. Şöyle söyleyeyim. Yoksa daha düşünmediler mi? Ama sizin söylediğinizden sanki var. Sıkı bir ekip çalışıyor da Ali Bey'in bunu böyle kendisi yer yer gizemli tutma, biraz zamanını lehine kullanma, bazısında da ana başlıkları verip daha sonra bunları açma gibi bir iletişim stratejisi de var. Yoksa hani ilk röportajı hani dağ fare doğurdu. Hani bir şey yok ki, çok kısır, etrafından dönüyor gibi. Şimdi böyle ana noktalara değinip bunları böyle peyderpey açacak. Sosyal medya başta olmak üzere yeni iletişim tekniklerini konvansiyonel medyayı bırakarak etkili bir şekilde kullanacak. Peki ne zaman kamuoyunun karşısına çıkıp Aralık sonu itibariyle biz o çözüm önerilerini de duyacak mıyız? Yok, tüzel kişilik ve neden çıktığını izah edecek. Sonra teşkilatlanma safhasıyla birlikte belli ki hani aceleci olmayan, süreç yönetimini de dikkate alan bir tarz. Yani bunu bütünüyle AK Parti'ye karşı, AK Parti'nin problemleri, AK Parti problematiği üzerinden tanımlamak yerine oradan olabildiğince 2023 için kuruyor. Olabildiğince yani, tabii ama 2020'de 21'de de bir şey olursa hazırlıksız yakalanmayalım diye de bir tabii ki çabası var. Yoksa bugünkü real politikte Babacan'ın çıkışı aslında erken doğum gibi de durur bana göre. Ama Türkiye'nin 2023'ten önce seçim yapacağını, yapmak zorunda kalacağını eğer bir senaryo olarak satın alıyorsanız ki Babacan ve ekibinde çok belirgin hissediliyor bu. O zaman bugünden bu partiyi kavramsallaştırıp, ete kemiğe büründürüp sonra teşkilatlanmayı bunun üzerine eklemek, sonra da çözüm önerilerini peyderpey ifade etmek gibi gelecektir. Peki. Daha dar mahfillerde konuşacaktır. Bakın tanıdığım Babacan mesela Bekir Bey'le siyaset sosyolojisini konuşacaktır. İş örgütlerinden böyle bir 21-25 kişilik bir çekirdek grupta nasıl bir ekonomik çözüm önerdiğini düşünecektir. Burhanettin Bey dış politika ve güvenlik yüksek kurulu üyesi olduğu için ya da kurulunda üye olduğu için politika kurulunda onunla bu meseleleri konuşacaktır. Ama böyle masif kitlesel mesajların da adım adım verecektir. Tarzı anladım. Budur yani. Peki Bekir Ardır, konu olarak yaptınız mı bir çalışma? Ali Babacan hayır. Ya da bir oluşum hayır, karşılığı nedir, ne değildir? Çünkü ilke olarak iki tane ilkemiz var. Bir tanesi ilke değil, bir kabul. O da şu, adı belli değil, kadrosu belli değil, sözü belli değil, sesi belli değil. Ama lideri belli. Tamam ama yani Besmer sadece mi? Öyle, hayır. Yani biz sadece lider ismi. Kadro hareketi izliyor hatta. Evet ama yani hani toplumun önüne hangi iddia ile çıkmış ve o topluma ne vaat ediyor net olmayan bir
varsayımsal bir durumda insanların kapılarına gidip de oy verir misin Ahmet Arpat belediye başkanı olsa, senin iline de gitsek herkes ya bizim çocuğumuz olsun der. Oy verip vermeyeceği başka bir şey. Bu böyle ölçülebilir bir şey değil. Bu ilkeden dolayı biz ya da bu kabulden dolayı daha önceki işte İYİ Parti veya başka denemelerde de daha parti olarak ortaya çıkmadan yapmadık. Daha mindere gelmeden. Yapmadık. Şimdi de hala yapmadık. Peki. Ama şöyle bir kanaatimiz ve bulgumuz var elbette. O da şu. Ali Babacan'a ya da Davutoğlu'na ne oy çıkar diye değil bulgumuz. Ama bulgumuz ülkenin sorunlarını kim çözer diye bir dizi siyasi paketin ya da bir modülün içindeki bulgumuz şudur. Giderek Türkiye'de insanlar neredeyse yarıya yakını, sayıları yuvarlayarak söylüyorum ama yarıya yakını bugün itibariyle var olan siyasi partilerden umudunu kesmiş veya ülkenin sorunlarının çözümünden umudunu kesmiş. Yani ya böyle gelmiş böyle gider umutsuzluğunda ya da yeni parti lazım diyor. Ama o yeni partiyi benim babam tarif edemez. Ama onlar diyor ki ya bu partilerle çözülmüyor işte sorunlar demeye çalışıyor. Bu %50'ye yakın ki şimdiye kadar ki 17 yıllık AK Parti tarihinde ya da benim 14 yıllık KONDA'da yönettiğim 200'den fazla araştırmadaki gördüğümüz en yüksek orandır. Çünkü bir yandan bir reel sorunlar var. Bir yandan da siyaset kutuplaşmalara, kimliklere, şuraya buraya bir sürü handikaplara sıkışmış durumda. Dolayısıyla insanlar hani acaba yeni bir aktör de oyunu değiştirir mi diye bekler ya da siyaset çözemiyor bunu galiba diye bir kanaate gelir. Burada mesele yok. Burada yeni oyuncu olmaya talip olan insanların, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu veya başkaları, yani bu iki isim konuşuluyor ama benim duyduğum AK Parti'den neşet etmeyen ama işte geleneksel merkez sağ diye kodlanacak, başka insanlar da kurduk kuruyoruz diye ortalıklarda falan. Şimdi bütün bu insanlara cesaret veren bir yandan toplumun evet bu beklentisi, bir yandan reel sorunlar ama kendilerini nereye konumluyor ve nasıl tanımlıyor meselesi burada kritik. Eğer oyunu var olan bu dört kimliğe sıkışmış, yani seküler muhafazakar bir ekseni, bir ekseni Türkçülük, Kürtçülük diyebileceğimiz, eksajere ediyorum elbette, her parti az yapıyor, çok yapıyor, ayrı konu ama dört kimliğin, dört köşenin, dört partisinin içine sıkışmış ve bir yandan da kendi içinde de ikişerli ayrı bir kutuplaşma yaşayan bu siyasi tablodan bir şöyle bir varsayımdan yürünüyor. İYİ Parti'de de Meral Hanım yola çıktığında da bu tartışmayı çok yapıldı kamuoyunda. Ülkenin eğer %70'i muhafazakarsa ve kaçınılmaz olarak hep bir muhafazakar veya sağcı iktidar kaçınılmazsa dinci olmayan bir sağcıya razı olalım. Yani kod adı hani daha kolay derdimi anlatabilmek için söylüyorum. Cuma namazı kılsın ama 5 vakit namaz kılmasın. Ama hani sağcı da olsun, milliyetçi de olsun vesaire. Şimdi bu varsayımla bakılarak burada bir boşluk var diye herkes bir merkez partisi kurmak gibi bir hayalde. Halbuki eğer bütün bu var olan bu kutuplaşmalar, kimliklere sıkışmalar yanlıştır, bizim meselemiz onurlu yaşamı sağlamaktır hepimize, her kimliğe deyip demokratikleşmeyi, hukukun yeniden, yargının yeniden yapılandırılmasını, devletin yeniden inşasını, yeniden bir ortak kaderi ve ortak yaşamı inşa edeceğim söylemiyle yola çıksa ve buna gerçekten inanan bir ekip olsa kim olduğundan bağımsız olarak bir aktör olabilir benim kanaatim. Ben dolayısıyla adı çıkan, adı geçen herkesi bu tanımladığım ölçüden bakıyorum. Böyle mi siyaset söylüyor şu an? Peki yazılanlara, çizilenlere, verilen röportajlara, şu ana kadar verilen röportajlara baktığımda Ahmet Davutoğlu'nda da Ali Babacan'da henüz bu netlikte, bu İçinde bir bugün, ayrışma bugün, gözlemiyorum. Bugünkü söyleminde sizin bu söylediğiniz hususu böyle Özal'ın dört eğilimi gibi ve ama işte hani o bile şey, kimlikleri kimliklerin ittifakı tarif tabii, ediyor. Ama o onu, değil onu böyle yani. Yüksek demokratik standart evrensel hukuk harmanı içinde sunacağını gösteriyor. Kulakları sıçınlasın hani siyaset tecrübesi nedeniyle Sayın Cemil Çek bir sohbetimizde siyasette takdir edilmek her zaman teveccüh olarak tercih edilecek anlamına gelmez yani diye işte bir kavramlaştırma. Yani evet, beğenir insanlar ama liderim olarak seni kabullenip peşine düşmeleri için ve konuştuğumuz eğer bir de böyle seçimleri kazanmak iddian varsa yani minimum 25 milyon oyu hedefleyen, 25 kişiyi ikna etmeyi hedefleyen bir yeni lider adayı için birazcık daha bu meseleler öyle hani anladım. Bu geleneksel tanımları sağcı solcudan bakıp Türkiye zaten sağcı böyle olsun, muhafazakar sekülerden bakıp zaten Türkiye'nin %70'i muhafazakar böyle olsun diyerek değil, başka bir yerden yeniden bir hayal inşa edecekse ve bunu taşıyabilecek kapasitesi
bilgisi, gücü, kasları ve arkasında omuzdaşları, yoldaşları varı topluma ikna edebilirse başarı şansı elbette vardır. Ama bu oyunun içinden oynanacaksa o zaman İyi Parti gibi. Çünkü İyi Parti'de bir sosyolojiye yerleşti. Hı hı. Bir karşılığı var, beğen beğenme. Dolayısıyla azdır çoktur ayrı konu. Dolayısıyla Ali Babacan harekette belli bir sosyolojiye yerleşebilir ama o 3 müdür, 8 müdür bilemem. Ama anladım. Kendi başına 35 olmayacağı ya da böyle çok spektaküler yerlerden başlama ihtimalinin olmayacağı da açık. Peki. O yüzden bekleyip görmemiz lazım. Burhanettin Duran ne dersiniz? Kendisine hedef olarak siyasi yelpazede nereyi seçecek bu yeni oluşumlar? Sadece Ali Babacan da dememek gerekir. Yani Ahmet Davutoğlu hedef seçmen kitle olarak nereyi kendilerine belirleyecekler? Hangi taraftan daha çok sizce seçmen alırlar? Yani orada anlaşılan o ki Sayın Babacan daha kendisini merkezde görüyor. Sayın Davutoğlu da tabii kendisine göre iddialı ama o biraz daha sanki AK Parti geçmişini biraz daha gündeminde tutarak eleştirilerde bulunduğu için sanki biraz daha orayı hedefliyor gibi. Ama bu konuyu biraz daha genişleteceğim ama önce şuradan başlayayım isterseniz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme süreciyle beraber Türkiye'deki seçmen etkileşimi, dağılımı meselesi ki Bekir Bey bu konuda uzun süredir çalışıyor. Kompleks bir yapıya dönmeye başladı. Yani bir yönüyle seküler muhafazakar, bir yönüyle Türkçü, Kürtçü diye niteledi ama hani onu kimlikler bağlamında koyalım. Bunun altında sosyoekonomik beklentiler var. Yani benim gündelik meselelerime kim karşılık gelebilir? Yine bir tabaka Türkiye'nin işte daha özgür, daha demokratik, daha rahat bir ülke olmasıyla ilgili beklentiler var. Yani dolayısıyla kimlikler, beklentiler ve bunu kim gerçekleştirebilir? Hangi siyasi lider, parti gerçekleştirebilir? Hı hı. Ben bunların çok iç içe geçtiğini düşünüyorum. Yani sizin herhangi bir yerde iddianızın olması sizi öyle görecekleri anlamına gelmiyor. Ya da benzer kişiler aynı yere hamle yapabilirler ama hangisi öne çıkar? Seçmen hangisini, ya bu adam bu işi götürebilir. Tamam, güzel. Yani beğenelim ya da beğenmeyelim. Lider olgusu Türkiye'de önemlidir. Geçmişte de önemliydi. Hala önemli ve bu sistem de bunu sağlıyor. Ama sadece ben liderlik yapabilirim diye öne çıkmakla olmuyor. Çünkü görüyoruz ki bir parti yapısı var, bir kimlik yapısı var. Bunların ittifakları var. İttifaklar çok önemli. Niye yeni oluşumlarda bu kadar hareketlilik var? Başka hareketler de devam edebilir, gelebilir. Çünkü kendilerine bu sistemde ittifakın içerisinde yer bulabilecek %1-2-3'lük oylar alsalar bile sistemde aktör olabileceklerini ve hatta bakarsınız ki nasıl Sayın Ecevit hatırlar mısınız? Küçük bir parti olmasına rağmen başbakan olmuştu. Bakarsınız ki küçük bir partinin genel başkanı ya da adayı olarak önerilen bir insan tutar bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olur. Şimdi geldiğimiz ortamda bu ihtimallerin hepsini mümkün görüyor siyaset yapanlar. O zaman ne oluyor? Gerçekten hem kendi farklı fikirleri olduğunu düşünenler ya da liderlik iddiasında olanlar ya da bir kadro kurduğunu, boşluk olduğunu düşünenler hamle yapacaklar. Ben onun için diyorum yani bir siyaset cümbüşü, bir parti cümbüşü bekliyor bizi. Ve dolayısıyla onların söylediklerinin tartışmalarının cümbüşü olacak. Hani Cumhurbaşkanımız dişime göre diyor ya. Hı hı. Yani herkes Cumhurbaşkanı dişine göre bir siyaset yapacağını, lider adayı olacağını söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyecek. Ama spesifik olarak baktığımızda Sayın Babacan'ın sorunu ne derseniz bence Sayın Davutoğlu'nda ikisinin birden ortak sorunu olan şey kendilerinin AK Parti'den ayrıştıkları noktalar, ne zaman ayrıştıkları ve nasıl ayrıştıkları, peki sorun ne? Bunu nasıl ortaya koyacakları. Hı hı. Bir diğer mesele de çıkış stratejisi. Ben çıkış stratejilerinde farklılık görüyorum. Sayın Davutoğlu AK Parti içerisindeki eleştirileri büyüterek, oradaki eleştirilerden yola çıkarak ve çok sert eleştiriler yaparak yola çıktı. Hı hı. Ve eski AK Partili il başkanlarını da milletvekillerini de yanına alarak çıktı. Sayın Babacan anlaşıldığı kadarıyla yine AK Parti'den bir ekip var ama yani onları ne kadar vitrine çıkarır çıkarmaz tartışması yapıyor kendi içinde bence. O anlamda bir sıkıntı bile var. Ama sanki daha yeni farklı bir ekiple merkez sağa oynayayım, Cumhurbaşkanını direkt hedef almayayım Davutoğlu'nun aksine. Sanki böyle bir çıkış içerisinde, çıkış arayışı içerisinde gibi geliyor bana. Yani bir strateji farklılaşması var gibi geliyor bana. Artık öyle bir merkez sağ değil de özür diliyorum hocam sözünüzü kestim. Sanki Bekir Bey'in söylediği o hani sağ sol
Türkçü, Kürtçü, işte muhafazakar, seküler filan, hani laik, laikçi filan, bundan ziyade daha böyle Gezi sosyolojisinin siyasi bir karşılığını üretmeye çalışıyor. Hani o demokrasi, evrensel standartlar, herkesi birbirine olduğu gibi kabul edebileceği ama beklentilerinin karşılanacağı, kendine göre yeni bir siyasi merkez inşa etme. Ben bu tür fikirlerin değerli olduğunu, iddiası bu benim gördüğüm. Bu tür fikirlerin değerli olduğunu, konuşulurken değerli olduğunu ama seçmen tercihlerine geldiğinde o kadar etkili olduğu kanaatinde değilim. Yani çünkü her parti kendisince demokrasi önemsiyor, yani insan hakları önemsiyor, hukuku önemsiyor. Bakın yargı reformu yapıyor iktidar, değil mi? Yani eleştiriliyor ama o yargı reformu yapıyor. Ben bu konuda yargıya güveni tesis etmeye çalışıyorum. FETÖ'yle mücadele ettim, buradan devam ediyorum şeklinde. Şimdi birinci sorun, çıkış stratejilerinin farklılığı demiştim. Birinci sorunları nasıl ayrıştıracaklar kendilerini? Şimdi eğer 2011'den itibaren, 2012'den itibaren kendinizi ayrıştıracaksanız Sayın Babacan'ın AK Parti'nin ayrılma süreci daha eski. Davutoğlu'nunki de eski. 2011'de başlatırsanız 2011-2012 Türkiye'de bambaşka süreçlerin yaşandığı dönemdir. 2013'te başlatırsanız ki bence Sayın Gül'le 2013'tür. Hatta belki 2011-2012'ye kadar da götürülebilir. Onun için Babacan öyle bir şey söylüyor. Peki o zaman Babacan'ın çok etkili olarak bu partide olduğu o 3 yılı nereye koyacağız? Aynı şekilde Davutoğlu'nun başbakanlığını nereye koyacağız? İçteki bir takım sorunlar sebebiyle yaşananları anlatmaya kalktığınızda bu sefer 2011'de biz neyi gördük? 2011-2012'de MİT müsteşarının tutuklanmak istemesi, FETÖ ile mücadele, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve darbe süreci var. Şimdi bütün bu olayları nasıl anlamlandıracaksınız kendiniz de içindeyken? Bunu iktidara ilişkin olarak nasıl anlamlandıracaksınız? AK Parti tabanına ilişkin olarak nasıl anlamlandıracaksınız? Birinci sorun bu. İkinci sorun da şu. Evet, AK Parti de Avrupa Birliği süreci dedi, demokrasi dedi, insan hakları dedi, hukukun üstünlüğü dedi ve 10 yıl böyle gittiğini düşünüyorsunuz. Peki o zaman aynı ayrıştığınız dönemde 2011-2012'den sonra Türkiye bir türbülansa girdiğinde içeride ve dışarıda bir sürü hamleler yapıldı. Bunları gördük. Çok basit. Yani YPG'nin ismini değiştirip SDG diye Amerikalıların bize nasıl pazarlamaya çalıştıklarını biliyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi var. FETÖ diye bir olay var. Herhalde bunun üzerinde bütün partiler ittifak ediyor. Şimdi bunları siz nereye koyacaksınız? Üçüncü sorun da şu. Yeni Türkiye diyorsunuz, değil mi? Yeni Türkiye zaten AK Parti'nin bir dönem onların da olduğu dönemde kullandığı şeydi. Ama o sınav, o test, o yeni Türkiye'nin o iddiaları Türkiye'nin bu türbülansı içerisinde geldiği bir yer. Türkiye bunun direncini ve mücadelesini vererek buraya geldi. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama AK Parti kendi içerisinde otoriter bir parti olarak söylenmedi ki, kendileri de böyle olduğunu söylemedi ki. Sonrasında Türkiye'de bir takım sorunlar olduğunu söylüyorsanız o zaman ne yaşandığını da anlatacaksınız. Peki. Sizin de içinde olduğunuz dönem. Peki. Araya gidelim. 3 dakikalık kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz. Siyasi işlere devam ediyoruz. Siyasette yeni parti oluşumlarını konuşuyorduk. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne yapar? O siyasi oluşum, siyasi yelpazede nerede yer alır? Bunları konuştuk araya gitmeden önce. Okan Müderrisoğlu, şimdi bir siyasi harekette yaşanan ayrışma, oradan bir kopuş, oluşan yeni bir hareket. Öncelikle ayrıldığı siyasi harekete mutlaka bir etki yapar. Evet, istisnaları olur ama... Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da bunu düşünerekten ümmeti bölmeyin açıklaması yapmıştı. Ne dersiniz bu yeni oluşum Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerin AK Parti'ye etkisi ne olur? AK Parti için yaratacağı risk Burhan boyutu nedir? Burhan ittifakların öneminden ve belirleyici olacağından, büyük küçük parti ayrımının önümüzdeki dönemde büyük ölçüde kalkabileceğinden, siyasette farklı sürprizler üretilebileceğinden, önümüzdeki dönemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre okumak gerektiğinden bahisle. Şimdi Sayın Babacan'ın bir cümlesi var. 2007'deki anayasa değişikliği referandumu diyor. Çok apar topar yapıldı. Partide mecliste yeterince tartışılamadı. Neydi o? Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi. Neden? O 367 suni krizi sonrasındaki hamle. Bana çık bu anayasayla ilgili konuş, bunu savun dediler. Ben savunamam dedim. Yani bir defa Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini Sayın Babacan o tarihte belli ki içine sindirememiş. Bunu şunun için söylüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesiyle birlikte Türkiye'deki o sistematik değişiklik ve sistem değişikliği tek kişiye odaklı bir siyaset mi yürütülüyor? Yasama yürütme arasında keskin ayrım var gibi gözüküyor aslında yok mu? Diye Türkiye'nin şu anda tecrübe ettiği
Benim de uçakta Sayın Cumhurbaşkanı'na bu bir yıllık tecrübeyi ve sonuçlarını paylaşacaktınız ama araya çok sayıda faktör girdi. Yani bu sistemin artı ve eksileri, özellikle de uygulamadaki problemler nelerdir ve nasıl çözülecek şeklinde bir yol haritasını ne zaman ortaya koyacaksınız deyince, işte Aralık son haftasında bütçe görüşmeleri bitince belli ki bu kamuoyuyla paylaşılacak. Bunu Cumhurbaşkanı da önemsiyor. Günün sonunda eski defterlerin açılmasına ilişkin bir çağrışım vardı hatırlarsanız. Daha çok Sayın Davutoğlu'nun da belki içinde yer aldığı. Şimdi bu defter açma tartışmasına er ya da geç girilecek. O yüzden Sayın Babacan olabildiğince işin bu kısmını teğet geçmeye çalışıyor. Ve hep olumlu dönemi kendisine... Peki o defter nereden açılacak? Tam orta yerinden mi işte açılacak? Ne olacak? Neler? Bence kitabın orta yerinden konuşmak gerekir ama bu toplamda, işte asıl toplumda ve toplamda ne sonuç üretir dersen, sen isabetli bir şekilde söylediğin gibi, işte o zaman AK Parti tabanı anlamında bir şey ifade eder. Yani kurulacak partinin AK Parti tabanına hitap ediyor olmasıyla ilgili bir problem değil. Hı hı. Artık AK Parti daha hakim bir parti olduğu için klasik bir AK Parti tabanı ve kavramı bile çok değişti. O yüzden Sayın Babacan'ın ortaya çıkaracağı sonuçlar bu bölünme kavramı üzerinden ve ne kendisini kazanacağı ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanacağı, toplamda bir üçüncü aktöre kazandıracak bir siyasi aparata dönüşür mü şeklinde çok ciddi bir tartışmanın merkezinde tutulacaktır. Hı hı. O yüzden ben dedim ya, şu anda Greco-Roman güreşen ama er ya da geç er meydanında asıl el ensenin ve sert el ensenin olduğu ve kazananın ya da kaybedenin belli olacağı mindere çıkmak durumunda. Ben öyle öngörüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bu işi ilk seçime bırakmadan önce çözmek istiyor. Hı. Yani bir an önce minderde bu işi çözmek istiyor çünkü seçime doğru gidildiğinde o zaman büyük küçük parti ayrımı hakikaten anlamını büyük ölçüde yitireceği, yani marjinal gözüken partilerin bile gücünün ötesinde sonuç üretme ve ağırlık kazanma tablosu bütün siyasi aktörlerce okunacağı için o tarihe bu hesabı bırakmamaya çalışacaktır Sayın Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla önümüzdeki... Peki ne zaman yani şimdi? Şimdi hani bir önce dediği gibi Bekir Bey, ben bir eşkal üzerinden nasıl siyasi ağırlıklandırma yapayım? Şu anda bir eşkal var ve mazisiyle tartılan ama atiye ilişkinde, yani geleceğe ilişkinde senaryoları, işte umudu, hedefleri olan bir aktörden söz ediyoruz. Hı. Ali Babacan'ı nasıl değerlendiriyoruz? Geçmişiyle değerlendiriyoruz. Halbuki biz geleceği almak ve geleceği yaşamak istiyoruz. Hani geçmişimiz geleceğimize teminattır sözü söylendi. Ama dediği gibi Burhanettin Hoca'nın, günün sonunda insanlar hani bir yürüyüşünü görmek ister. Evet. Anladım. Beğenir ama ne elde edeceğini. Hani beğenirsiniz kızı ama acaba oğlumu alır mıyım dersiniz. Hı. Ya. Onun gibi bir husustur yani. Başka özelliklerini aramaya başlarsınız. Anladım. Sadece o güzelliği ve hoş sözleri, o cazibesi değildir onu anlamlı kılan. Bir bütün hayat tarzının sürdürülebilirliğidir. Yani Ali Babacan'ın dayanıklılığı, liderlik kabiliyeti, kadro hareketini nasıl yöneteceği, krizlere nasıl karşı koyacağı, rakiplere karşı kullanacağı değil. Toplumun hakikaten radikal müdahale gerektiren problemlerinde takılacağı net tavır. Ali Bey şimdi bugüne kadar ya IMF'in üzerinden yönetti, ya Sayın Abdullah Gül'ün paratonerliğiyle getirdi. Ne zaman bu iki aktör ve faktör ortadan kalktı, o zaman direkt tsunami dalgası Babacan kıyısına vurunca, Babacan ben anlatamıyorum derdimi, anlaşılamıyorum. Hı. Dolayısıyla artık bu partide misyonum bitti, gönül bağım koptu dedi. Ve olabildiğince Davutoğlu'nun gibi ihracı beklemeden kendisini ayrıştırarak, makul bir zamanda ayrıştırdığını düşünerek ve üstelik Cumhurbaşkanı ne yapacaksan gel burada yap, burada bütün kanallar, evet, ve kulvarlar sana açık demesine rağmen yolunu böyle çizdi. O yüzden önümüzdeki dönemde AK Parti tabanına hitap etmekten ziyade önce Tayyip Erdoğan'la ilgili adı konulmamış ama karnından konuşan aktörlerin varsa bir meselesi, bunu çözmesi lazım. Toplum ve Sayın Erdoğan bu mindere çekecektir Sayın Babacan ve beraberindeki. Bekir Ardır, o mindere dair sizin... Çekmek zorundadır aynı zamanda. Hı-hı. Neden? Çünkü yine bir sayı söyleyeyim. Şu anda 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde AK Parti'nin çekirdek oyu, yani her koşulda AK Parti'den vazgeçmem anlamında. Hı. Ama fikren, ama Tayyip Bey'le duygusal ilişkisi, neyse gerekçesi, ama çekirdek oyu 17 yıllık tarihinin en düşük yerinde. Hı. Ona rağmen muhalefet ya da CHP'nin oyu değişmiyor. Ayrı bahis. İki, biraz önce söyledim. Ülkenin %50'ye yakını neredeyse siyasi aktörlerden umudunu kesiyor. Üç, yine de bir parti tercihi söyle peki. Hani sandık şimdi konsede dendiğinde de ülkenin üçte biri herhangi bir aktöre işaret etmiyor, bir bakalım diyor.
Şimdi bunlar 17 yıllık AK Parti iktidarının en yüksek noktaları. Bir yandan da kutuplaşma var, kimliklere sıkışma var vesaire ve biraz önceki konuşmamda söylediğim gibi 51-49 iktidar bloku lehine gibi görünen de bir kitlenme var. Dolayısıyla 2 puanlık oynama bile muhalefet blokunun lehine ya da AK Parti'nin seçimi kaybetme potansiyeli taşıdığına göre bu riski de yarım da alsalar, bir de alsalar, iki de alsalar. Konuşulan iki isim de en azından şu anda ortalıkta kamuoyunun önünde yapılan girişimler olduğuna göre iki isim de birer birer veya toplamda bile bu potansiyeli de taşıdıklarına göre birer puan, ikişer puan bile baksanız. Dolayısıyla AK Parti bu hesaplaşmayı seçimde sandık sonuçlarında bununla karşılaşmak yerine daha önce bu hesaplaşmayı yapmak ve meseleyi halletmek ister. Çok da doğal ayrıca siyasi şey açısından. Ama Babacan oyunu böyle mi kuruyordur onu bilmem ya da Davutoğlu. Ama ben Davutoğlu'nun söylemine baktığımda Burhanettin Bey'in işaret ettiğine katılıyorum. Biraz daha sert görünen ama bir yandan da hala öznesi AK Parti olan bir dil kuruyor. Yani sanki yeni parti kurmaktan çok AK Parti üzerine vesaire. Yani ama Babacan meselesinde ya da her iki kadro içinde şöyle bir temel handikap var. Bu konuda en azından ben kendi açımdan baktığımda henüz açıklamalarda onu tatmin edici bir açıklama görmüyorum. O da şu, 2002'de ikisi de AK Parti'nin kurucu çekirdek kadrolarında, hatta sadece aslında AK Parti'nin hukuki kuruculuğu diye benim kastettiğim, 28 Şubat sürecinden sonra 2000-2001 krizleri ve Marmara depremi de dahil o 4 yılın büyük toplumsal ve siyasal travmasının ardından o siyasi damar da kendi içinde tartışarak, kendi içinde dönüşerek yeni bir yani AK Parti sadece refah bize gelen başkan yardımcılığı vermedi diye ayrıldı diye tarif edersek haksızlık ederiz. Bir fikri değişimle bir 2002 programı var elde. 2004 kamu yönetimi reformu diye Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği çok kritik bir kavşaktır bana sorarsan tarihimizde. O yasanın bir gerekçesi var 60-70 sayfa. Şimdi o iki metne bugünkü AK Parti imza atamaz. Ya da ama uygulamalarına çok, baktığım zaman... Ama çok ihtiyacı var. Ayrı. Ama atamaz. Yani AK Parti bugün o iki metinden de geride politikaları. Şimdi mesele, diyelim Babacan bu iki metne de sahip çıkıyorum dese bile bir başka bu mesele daha var. Türkiye 2002-2004'teki Türkiye değil. Yani 15 yılda 2004'ten bu tarafa ya da 2008'den bu tarafa bile alırsak nüfusu 2000'in altında olan yerlerde yaşayan nüfus %30'dan %16'ya inmiş. Burası metropollü bir ülke artık. Burada köy enstitüleri tartışmanın, köy kentleri ya da köy projeleri, beldesler hatırlayın o AK Partililik YSE'yi o zaman kaldırdı. Çok anlamlı ve anlamlı karşılığı vardı. Ama bugün karşılığı olmayan. Başka. Bugün diyelim 2008'de geleneksel evli apartmanlarda yani seramikli kalitesinin ne olduğu ayrı bahis ama seramikli ıslak zemini olan mutfak ve banyosu olan evlerde oturanlar %30 iken şimdi %60. Yani AK Parti sayesinde veya AK Parti'nin dışında hayatta değişen sosyolojiler var. Dolayısıyla bu isimler, bahsi geçen isimler gerçekten bu değişimlerin farkında mı? Bu 2002 veya 2004 metinlerinden daha farklı nereye taşıyorlar? Ben henüz bu vizyona dair ne bir ima, ne bir söz, ne bir tartışma görmediğim için haksızlık da etmek istemem kimseye. Yani bir şey söyleyemiyorum. Afet'in bir cümle, genelleme yapma hatasına düşmeyeyim ama şimdi bir takım paylaşımlar geliyor. Gençlerin akşam bu saatte oturduğu mekanlarda bu programın izlenirliğine ilişkin enteresan indikasyonlar yani ipuçları görüyorum. Yani sanki Sayın Babacan'ın konuşmalarında artık bir süre sonra kendini tekrar eden ya da yeni ya da heyecan verici bir şey mi bulunmadı diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde biz burada hakikaten yani sosyolojik, siyasi, ekonomik daha iyi tahliller yapıyoruz yani galiba. Ve bir şey daha var. Bunu da ıskalıyoruz. Şimdi yani Z kuşağı, Y kuşağı gibi tevellütten açıklanmaya çalışılıyor. Dünyada da böyle bir eğilim var ama bizde asıl bence açıklayıcı olan doğum tarihi meselesi değil. Ama bizde açıklayıcı olan şey şu. Benim gibi muhtemelen Burhanettin Hoca, Okan da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Genellikle monolitik bir kültürün olduğu kasabalarda doğmuş, büyümüş, kimliği, kişiliği o monolitik kültürde biçimlenmiş. Sonra öğrendiğimiz çoğulculuğu, demokrasi falan bir kuşak ile benim kızım gibi doğrudan benim 18 yaşında öğrendiklerimi anaokulunda bütün farklı dilleri, farklı kültürleri, farklı saç rengini, farklı müziği, farklı yemeği 6 aylıkken anaokulunda öğrenmeye başlamış senin oğlum benim kızım gibi çocuklar var. Bu mesele tevellüt tarihi, doğum tarihi meselesi değil. Mesele hangi kültürün
hangi hayat ritminin içine doğanlar, doğmayanlar diye bakarsak bile, anladım, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde karar verici büyük çoğunluğu bu yeni metropollü kentli çocuklarda olacak. Şimdi dolayısıyla Babacan veya Davutoğlu hareketleri bu sosyolojik değişimin, kuşak değişiminin, ritim değişiminin ne kadar farkında, bunu ne kadar cevaplayan bir siyaset öneriyorlar ben henüz bilmiyorum. Yani elimizde böyle bir metin olmadığı için. Ama eleştirilerini biliyoruz. Bir tane röportajdan ya da bir tane yayınlanan metinden. Türkiye'de korku ama siyaseti asıl, var diyor. Ha. İşte bu düzeni bir ama vaadin ne olduğu hakkında bir fikrimiz olmadığı parlamenter için. Sistem ama eskisi gibi değil. Ama AK Parti'nin bu hesaplaşmayı daha çabuk yapmak isteyeceği yani açık yani. Öncelikle zemini iyi ortaya koyalım. Biz 2002'den sonra Türkiye'de AK Parti'nin çok büyük bir ve çok boyutlu bir, kapsamlı bir dönüşümünün yaşandığı bir Türkiye'deyiz. Bu öylesine bir meydan okuma ki sadece muhalefet partileri ya da yeni oluşumları için değil, AK Parti için de bir meydan okuma. Belli şeyler yapıldı. Türkiye'de yani kitlesel anlamda büyük bir devrim yapıldı. Ama mesela kaliteyle ilgili yeni bir döneme geçiyoruz. Yine Türkiye'nin bazı temel kimlik meseleleri çözüldü. Yine kutuplaşmaları ya da bazı etkileri kalmış olmakla beraber ana olarak yani sistem bunu aştı. Yani başörtüsü meselesi, Kürtçenin kullanımı vesaire. Türkiye'nin yine bazı temel meselelerde diyelim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmekle ilgili, Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle ilgili çok önemli bir ortak zemin oluştu. Fakat buna rağmen yani bu kadar şeyin başarılmış olmasına rağmen sorunlar var mı? Var tabii ki. Ama şimdi 2002 ilkeleri ve 2004 ilkeleri diye yola çıkarsa eğer bu yeni oluşumlar, şöyle bir hata yaparlar. Türkiye 2002'deki Türkiye değil, 2004'teki prensiplerle yola çıkmak romantik bir yaklaşım olur. Niye? Kendilerinin de içinde olduğu bir şekilde AK Parti bu ülkelerle yola çıktı. Avrupa Birliği reformlarını Türkiye'de uyguladı. Biz o reformların sonunda bu devlet sisteminin bunları nasıl karşıladığını ve dışarıdan bize ne tür müdahalelerin geldiğini ve türbülans geldiğinde bize bunlara nasıl cevap verdiğimizi yaşadık. Değil mi? Bu ülkede reformların ortaya çıkarttığı boşlukları kullanan FETÖ diye bir şey ortaya çıktı. Devleti yeniden yapılandırmanın ne kadar zor olduğunu da gördük. Türkiye'nin dışarıdan bir takım saldırılara uğradığını da gördük. Bir darbe girişimi de yaşadı Türkiye. Biz bütün bunların hepsini hem Avrupa Birliği süreci, sonra dedik ki Ankara kriterleri bunlar ve bir reform sürekliliğiyle beraber yaşadık. Dolayısıyla hani şöyle bir şey yok. AK Parti ilk başta reform dedi, sonra iki sene sonra bundan vazgeçti. Hayır öyle değil. Aksine o reformları devam ettirmeye çalışırken bir direnç de oluşturdu ve bir mücadele ortaya koydu. Şimdi siz gelip konuştuğunuzda 2002 ilkeleriyle, 2004 ilkeleriyle yapabiliriz. O zamana kimse söyleyemez dedi ya, bence gerek de yok. Yani 2004'teki vallahi şeyleri hocam, bugün yapmaya kalkarsak hayır. Hocam, şiir gibi konuşuyorsunuz. Gerekmiyor. Hocam şiir gibi konuşuyorsunuz çünkü emin olun bunları çalışmazdı. Demiyor. Bekir Bey'in az önce çalışmadı. Söylediği çerçeveyle sizin şu anda bunlardan hareket etmemeliler, hata olur dediğiniz noktaları dikkate alarak konuşuyorlar zaten. Dolayısıyla biz belki bir sonraki programda bu aşamayı konuşmalıyız. O zaman benim de söylediğim şu, kendilerinin ayrışmaya başladığı yeri anlamlandıramıyorlar. Yani AK Parti onlara göre bazı şeylerden uzaklaştı. Peki neden? Bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Anladığım kadarıyla Sayın Davutoğlu'nun daha basit bir cevabı var. Ama Sayın Babacan'ın cevabı pek ortada yok. İster istemez ne ortaya çıkıyor? Ben. Yani ben Davutoğlu olarak, ben Babacan olarak aslında şurada ayrıştım ve şunları yapmak istiyordum. O zaman liderler psikolojisiyle konuşacağız biz. Önümüzdeki 2-3 yılı ben erken seçim tartışmalarını çok anlamsız buluyorum. Öyle bir gündem yok Türkiye'de. Ama siyasi partilerin cümbüşü gelecek. Lider adayları daha doğrusu ortada olacak ve konuşacaklar. Kendileri tanıtmaya çalışacaklar. Fikirlerini anlatmaya çalışacaklar. Ve psikolojiler görülecek. Aynen. Psikolojiler ortaya çıkacak. Psikolojiler çatışacak veya yarışacak diyelim. Bunları göreceğiz. Yani erken seçim gündemi olmaksızın ama bu olacak. Peki son 2 dakikan. Siz de aynı fikirde misiniz? Birer dakika erken seçimle ilgili. Ya şöyle söyleyeyim. Erken seçimin dinamikleri yok. Ama bunu arzu etmek var. Seçimi öne almak var. Bununla ilgili şartları zorlamak var. AK Parti kendi içinde bu ayrışmayı yaşarken veya dışından gelecek bu riskleri yönetemesin diye bu işi hızlandırmak isteyenler var. Bu açık bir gerçek. Hı hı. Şimdi Bekir Bey soracak, kimler onlardır? Yine hani böyle bir hayali düşman yaratıyorsunuz diye. Ama o da bunu aslında kabul ediyor. O da biliyor zaten.
ve çok ciddi çalışmalar yapıyor. O çalışmalar en çok kim merak ediyorsa aslında onlar yani. O da aslında cevabını bildiği bir soruyu bana soruyor. Burada yetineyim, teşekkür edeyim. Bekir Erdir, ne dersiniz? Ne demek istediğini anlamadım ama bizim kötü bir şey söylemedim. Bizim müşterilerimiz belli. Yani 6 yıldır da değişmedi. O yüzden AK Parti de bunlardan biri ayrıca. Aylık yaptığımız araştırmalara diğer partiler gibi AK Parti de abone. Onun için ne de ima etti Okan Bey bilmiyorum ama şu, evet, seçim, erken seçimin gündemde olduğunu sanmıyorum. Yani Türkiye henüz siyasi dinamikler o noktada değil. Ama 2023'te normal zamanda olabilir demek de mümkün değil. Çünkü benim galiba temelde örneğin Burhanettin Bey'le ayrıldığım nokta şu. Bütün bu hikayede elbette dirençlerin, bütün o değişim süreci ama AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in siyasetinin de bir hikayesi var. Yani bir şey bütüncül olarak kötü, bütüncül olarak iyi anlamında bir analiz doğru değil. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada benim karşımda bir mesele var. Yurttaş olarak ve herhangi bir partinin şu, ha, yani herhangi bir partinin aşığı olmadan baktığım zaman benim önümde bir mesele var. Ülkemin 1000 tane meselesi var. Ekonomiden Kürt meselesine, anayasaya, yönetime, evet, demokratikleşmeye vesaire. Ama buna karşılık da buna cevap veren siyaset de yok, yönetim biçimi de yok. Aksine sadece var olan iktidar düzenini sürdürmek, peki, isteyen veya devletin özgürlük mü, güvenlik mi ikileminde güvenliği tercih eden politikalar bütünü var. Dolayısıyla 2004'te ya da 2008'de bir takım reformlar yapıldı ama dün de diyelim kadın hakları gününde yürüyen 300 kadını da copladık aynı zamanda. Yani hangi, o reformlar yapılmıştı doğru ama bugün geldiğimiz nokta da meydanda. Dolayısıyla Türkiye'nin reel sorunları var ve bunları konuşmamız lazımken çok suni gündemlerle konuşuyoruz gibi geliyor, peki, bana. Çok teşekkür ediyorum Okan Müderrisoğlu, Bekir Ağırdır, Burhanettin Duran. Siyasi İşler'in bu akşam sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.